Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size 5. sınıf e, parasızlık yatılılık ve bursluluk sınavını çözeceğiz. 2016 yılınınkini arkadaşlar. Sizin için 2017 yılına gireceksiniz. Yaklaşık bir ayınız falan kaldı arkadaşlar. Hani bir önce olsun, bir soruları bir görün. Hani bu senede yani gelen sorular geçen seneye benzer sorular gelecektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal'den 25'er sorunuz var. Bunları unutmayın. E, toplam 100 soru oluyor. 120 dakikalık da sınav süreniz var arkadaşlar. Ee, zaten burada sınavda yapmanız gereken kurallar falan yazmış arkadaşlar. Şöyle bir bakarsınız. Bunu internetten de bulabilirsiniz. Milli Eğitim sitesinden arkadaşlar. Açıklama kısmına bu siteyi de yazacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Türkçe testinden başlayalım. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Türkçe testinde aşağıdaki kelimelerin sözcükleri sıralanışına göre dizildiğinde baştan ikinci kelime hangisi olur demiş. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman Baştan ikinci kelime diyor. Şimdi sıralamaya gidelim. Hepsi E harfiyle başlıyor değil mi? O zaman birinci harflerine göre ne yapamayız? Sıralayamayız. İkinci harflerine baktık arkadaşlar. Bak iki, ikinci harflerin hepsi de ne? R. Buna da bakamadık. Üçüncü harflerine baktık. Üçüncü harflerinde bak erimek i, erik i, erişte i, erişkin i. Hep i var değil mi? Şimdi üçüncü harflerine de bakamadık. Şimdi geldik arkadaşlar. Dördüncü harflerine göre sıralayacağız. Bakın. M sonra K Buradaki harfimiz Ş. Buradaki harfimiz de nedir? Şeydir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımız zaman baştan ikinci diyor. Şimdi sıralanışımıza nasıl gider? A, B, C, D şeklinde gider değil mi? Şimdi arkadaşlar K mı öncedir, M mi öncedir? Bunu bilemiyorsanız sayın bak. K, L, M, N diye gider değil mi? Onun ne olur arkadaşlar? P, R, S, Ş, T diye gider değil mi? Ha Şimdi arkadaşlar K burada nedir? Bakın birinci sıradadır değil mi? M kaçın sıradadır? İkinci sıradadır. Şeyler de nedir? Üçüncü sıradadır. Sonradan bir sonraki harflerine bakarak bulunabilir. Bize baştan ikinciyi sorduğu için arkadaşlar M harfiyle yani erimek olan cevabımız arkadaşlar doğru cevabımızdır. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Örümcek kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır diyor. Şimdi arkadaşlar kullanılmıştır diyor pardon. Şimdi arkadaşlar burada mecaz anlam ne demektir? Gerçek olmayan. Yani mesela örümcek dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bir tane örümcek geliyor değil mi? Ha, bu örümcek olmayıp da başka bir şey gelen anlama diyecek. Şimdi bakalım A şıkkında. E, bu setenin duvarları iki günde ördüler. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman örmek. Bakın zaten bu ne demiş arkadaşlar? Örmek kelimesi demiş. Ördüler, örmek, ördüler. Yani örmek anlamı var değil mi? Fiil olarak. Hani örümcek, örmek dedim değil mi size az önce? Yani e, duvarı ördükleri aklınıza geliyor. Yani birinci anlamı var. Sonra baktık. İnsan yaşadıkça talihini kendi örer. Arkadaşlar burada böyle bir fiili bir şey var mı? Hani bir duvar örmek gibi ya da etrafını çevirmek gibi ya da örümcek gibi bir şey var mı? Yok değil mi? Sonra C'ye bakalım. Lisedeyken saçlarını sıkı sıkı örerdi. Bak saçlarını bağladığını, ördüğünü söylüyor. Teyzem bana güzel bir kazak örmüştü, teyzesinin ördüğünü söylüyor. Arkadaşlar bu da B şıkkındaki insan yaşadıkça talihini kendi örer cümlesindeki e, soru yanlıştır arkadaşlar. Mecaz anlam da kullanılmıştır arkadaşlar o. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Açık kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu karşıtı olarak kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar koyunun karşıtı açık şeklinde kullanacağız. Baktık ılık bir rüzgar açık pencereden içeri giriyordu. Burada nedir? Kapalının karşıtı olarak değil mi? Kapalı nedir? Açık şeklinde e, söylemiş. B'ye baktığımız zaman arkadaşlar oynamak için açık alanları tercih ediyor. İşte kapalı yine açık zıttı. Açık hava hepimize iyi geldi. Bakın kapalı alan, açık alan bu da olmadı. Açık renkler. Heh, şimdi geldik arkadaşlar bakın. Koyu renkler, açık renkler. Koyu renkler dediğimiz nedir arkadaşlar? Siyah, mavi, mor, bordo gibi. Açık renkler de nedir arkadaşlar? İşte sarı, yeşil tarzı renklerdir. Ondan dolayı karşıt anlamı değişiklidir. Numaralandırılmış kelimelerle mantıklı, kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır demiş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar en son bu bir atasözüdür değil mi? Baktığımız zaman. Nereden anladık? kaz var. Yerden esirgemez gelen tavuk diyor, değil mi? O zaman şöyle bir atasözümüz var. Hiç duydunuz mu? Kaz gelecek yerden ya da kaz gelen yerden tavuk esirgenmez diye, değil mi? O zaman o baktığımız zaman kaz ne? 3. Gelen ne? 4. Taz gelen yerden ne? 2. Tavuk 5. Esirgenmez 1. O zaman baktığımız zaman C şıkkında bu atasözümüzün doğru sıralanmış halini bulabiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Sinemadan çıktığımda cadde kalabalıktı. Kalabalığın arasında kitapçıların olduğu sokağa doğru yürüdüm. Kitaplara bakmak için eskiden beri bildiğim bir kitapçıya girdim. Aradığım kitabı bulamadan kitapçıdan çıktım. Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç var diyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar. E, hani amacı ney? Yani e, amacın ne şeklinde bir soru soracağız. İşte sinemadan çıktım, cadde kalabalıktı. Kalabalığın arasından kitapçı olduğu sokağa doğru yürüdüm. Amacın ne? Bir amacı yok. Kitaplara bakmak için eskiden beri bildiğim bir kitapçıya girdim. Amacın ne? Bakın kitaplara bakmak. Hani kitapçıya neden gittin? Ne amaçla gittin? Kitaplara bakmak amacıyla gittim yani. Amacıyla kelimesini eklersek doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi cümleye üzülme anlamı katmıştır? Karanlık nedeniyle hiçbir şey göremedim. Şimdi keşke hafta sonu pikniğe gitsek. Of be yine çok yoruldum. Maalesef seninle gelmem imkansız. Şimdi arkadaşlar burada üzülme anlamı dediği için burada bakın ne var? Maalesef, değil mi? Tüh, maalesef. Ya siz bir üzüldüğünüz zaman nasıl bir tepki verirsiniz? Maalesef. Ya tüh, kötü olmuş, çok kötü olmuş. Tarzında bir ifade veririz değil mi? Ondan dolayı nedir? D şıkkımız doğru cevaptır arkadaşlar. Yediğin soruya bakalım. Açmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde? Deyim içinde kullanılmıştır. Ona büyük bir sevgiyle kucak açmıştı. Bakın kucak açmıştı. Bakalım önce bir altlarını çizelim. Dönüş yolunda radyoyu açtık. Radyoyu açtık. Bahçedeki bütün çiçekler açmıştı. Bu iş yeri iki ay önce açtık. Bu iş yerini iki ay önce açtık. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman kucak açmak diye bir deyimimiz var değil mi bizim? Nedir kucak açmak? Yani ee, böyle onu bağrına basmak, onu sevmek, onu benimsemek anlamına gelir değil mi? Ondan dolayı deyimimiz burada nedir arkadaşlar? Kucak açmak deyimidir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Kendinize güvenin. Sahip olduğunuz yeteneklere inanın. Kendi gücünüze inanmadıkça başarılı ve mutlu olamazsınız. Gücünüze inanır ve kendinize güvenirseniz daima başarılı olursunuz böyle söyleyen bir kişi aşağıdaki ifadelerin hangisini kullanırsa kendisiyle çelişmez diyor arkadaşlar. Şimdi baktık. Bunun üstesinden tek başına gelemem. uğra uğraştırıcı görünüyor. Şimdi arkadaşlar böyle söylediğim zaman bakın bunun üstesinden tek başına gelemem uğraştırıcı görünüyor. Geldik. Bunu başarabilmem için aşağıdaki arkadaşlarımın yanımda olması şart. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar yine ne arkadaşlarıyla birlikte yapmasını gerektiğini söylüyor. Bunun zor olmadı zor olmasından korkmuyorum. Başarabilirim. D'ye bakalım arkadaşlar. Bilmiyorum acaba yapabilir miyim diye çok düşündüm. Hepsinde ne var arkadaşlar? Bakın üçünde de umutsuzluk var. Ama C şıkkında ne vardır? Bunun zor olmasından korkmuyorum. Başarabilirim vardır arkadaşlar. Ondan dolayı doğru cevabımız C şıkkıdır. Dokuzun soruya bakalım. Atatürk 1932 yılında Türk diliyle ilgili gerekli araştırma ve çalışmaları yapması için Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Kurum 1936-1938 yılları arasında bir sanat bilim meslek dalı veya bir konuyla ilgili kavramları anlatan sözcüklerle ilgili çalışmalar üzerine yoğunlaştı. Bu çabanın amacı Türk dilinin yabancı dillerinin etkisinden kurtarmak ve dilde sadeleştirmeyi sağlamaktı. Bu metinde Türk Dil Kurumu ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman Türk Dil Kurumu niçin kuruldu? Bakın burada cevabı vardır. Nedir? Yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için ve dili sadeleştirmek için. Bu var. Ne zaman kuruldu? 1932 yılında kuruldu. Kim kurdu? Mustafa Kemal Atatürk en başta söyledi. Nasıl kurulduğunu anlatan bir cümlemiz yok arkadaşlar burada. Ondan dolayı doğru cevabımız D şıkkıdır. Onun soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Arkadaşlar öznel ve nesnel yargı diye iki yargımız vardır. Nesnel yargı herkes herkes tarafından e, bilinen bir yargıdır. Öznel yargı kişiden kişiye değişen bir yargıdır. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar her akşam göl kıyısında yürüdüm. Bence bir sarmaşık gibi yaşamalı hayatı. Caddeye açılan bir sokakta durdum. Görüntünün nereden geldiğini anla, anlamıştık. Ha, gürültünün nereden geldiğini anlamıştık. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman her akşam göl kıyısında yürürdüm. Şimdi burada arkadaşlar e, öznel mi nesnel mi yargı var. Olduğunu anlayabilmemiz için arkadaşlar B şıkkında ne var? Bakın bence, bana göre. Bana göre bir sarmaşık gibi hayatı yaşamalı dediği için B şıkkında doğru cevabımız vardır. Kitabı okurken bir de baktım ki kitabın kahramanlarından biri oluvermişim. Tırtıllı kelebeğin salyangozu kitabın sayfaları arasında aramaya koyulmuştum. koyulmuşum. Kitap hakkında bu yorumu yapan okur için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar burada baktığım zaman kitap okuru kendi dünyasına çekilmiştir. Ne diyor arkadaşlar? Kitap okurken bir de baktım ki kitabın kahramanlarından biri olu vermişim. Tırtıl Kelebeği Salyangozu kitabın sayfalar arasında aramaya koyulmuşum. Kitap okuru kendi dünyasına çekmiştir. Ne diyor bakın. Bir de baktım ki tırtıl kelebek salyongaz olmuşum. Ondan dolayı kitabın e, içerisinde yani dünyasına çekilmiş. Okuru kendi dünyasına çekmiş. Kitaba etkilenmiş yani onu soruyor size. B şıkkına bakalım. Kitap çocuğu çocukluğunda okumuştur. Öyle bir şey söylüyor mu arkadaşlar? Ben çocukluğumda okudum ya da şöyle yaptım. Söylemiyor. Ondan dolayı doğru cevabımız B şıkkıdır. Diğerlerine de bakalım isterseniz. Kitapta kendinden bir şey bulmuştur. Evet onlar gibi olmuşum diyor. Bir baktım kitabın kahramanları oluvermişim. Kitap ona yaşanmışlık havası vermiş. Evet çünkü tırtıl olmuşum, kelebek olmuşum, onlar gibi yaşamışım diyor arkadaşlar. Şimdi 12. soruya bakalım arkadaşlar. Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır demiş. Bu metin şimdi arkadaşlar sayalım. Üzerinde su damlacıkları olan çiçeğe doğru eğildi. Bu üzerinde kırmızı desenleri olan sarı bir çiçekti. Sarı çiçekler arıların ilgisini daha çok çeker. Desenine rağmen üzerindeki su damlacıkları berraktı. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda cümlede bir bozukluk var, değil mi? Yani ee, nasıl diyeyim burada ee, baktığımızda üzerinde su damlacıkları olan çiçeğe doğru eğildi. Bu üzerinde kırmızı desenleri olan sarı bir çiçekti. Ama burada baktığınız zaman sarı çiçekler arıların ilgisini daha çok çeker. Arkadaşlar arılarla ilgili burada bir ifade var mı? Hani sarı çiçeklerin arılarla çektiği. Hayır. Burada su damlasıyla ilgili bir ifade vardı. Ondan dolayı doğru cevabımız C şıkkıdır. Numaralandırılmış cümlelerin mantık akışına göre nasıl sıralanmalıdır arkadaşlar? Öyle demiş. Bakalım. Önümüzdeki masada oturuyordu bu adam. Biraz öndeki masada oturuyordu bu adam. Biraz sonra cebinden çıkardığı bir saati elinde evirip çevirmeye başladı. Küçük bir kadın saatiydi bu. Pastanenin köşesinde oturdum ve bir adamı seyre koyuldum. Şimdi arkadaşlar, burada baktığımız zaman ilk önce ne dememiz lazım? Önün öndeki masada oturuyordu bu adam ama ne zaman geldi bu adam? Bu adam kim? Böyle bir cümle yok. Bakın burada baktığımız zaman pastanenin köşesinde oturdum ve bir adamı seyre koyuldum. Yani ilk cümlemiz aslında bu olması lazım. Ondan dolayı sıralanışı 4 1, 2, 3 şeklinde olacaktır arkadaşlar. C şıkkında doğru cevap olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzsel ögelere yer verilmemiştir? Arkadaşlar düzsel ne demektir? Ee, böyle hayali, düş, hani rüyanızda gördüğünüz tarzı diyebilirsiniz. Çocuklar bahçe duvarındaki delikten içeriye girmişlerdi. E arkadaşlar bahçe duvarındaki delikten içeriye girmiş. Normal olan bir şeydir. Duvarda bir delik vardır. Çocuklar içeri girebilir. Düzsel bir şey var mı burada? Yok. Ondan dolayı doğru cevabımız A. Baktık kırlangıç sevinçle Mısır'a uçuyorum diye bağırdı. Arkadaşlar kırlangıçlar konuşabilir mi? Konuşamaz. Ondan dolayı Mısır'a uçuyorum diye de bağıramaz. Burada düzsel var. Karlar ülkesinde güneş korkudan dışarı çıkamıyordu. Arkadaşlar güneş, var ko güneş korkar mı? Öyle bir şey var mı? İnsan değil ki güneş. Bu da yok. Mutlu prens uçan atıyla yola çıkmıştı. Arkadaşlar at uçar mı? Uçmaz. Ondan dolayı doğru cevabımız 14. sorudaki A şıkkı olacaktı arkadaşlar. Bir sabah tarla faresi başını deliğinden çıkardı. Boncuk gibi parlak gözleri vardı. Kül rengi bıy bıyıkları ise pek dikti. Çevresine bakındı. Yuvasında ilk kez çıktığı için ürkekti. Etrafı seyre koyuldu. Görünürde kimsecikler yoktu. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarının hangisi bulunmamaktadır. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman yer var mı? Var değil mi? Yani neye bak? İşte burada bir e, çevresine bakıldığı e, yani bir tarla gibi değil mi? Yani tarla faresinin diyor başının delikten çıkarmış. Yani bir deliğin olduğu bir yer var. Tamam. Sonra arkadaşlar baktığımız zaman zaman var mı? Bir sabah diyor. Bakın gördüğünüz gibi ne zaman? Sabah vaktini. Olay var mı? Olay nedir? Hani etrafı seyretmiş tarla faresi var. Ama arkadaşlar bir yardımcı karakterden ne yapmıyor? bahsetmiyor. Yani farenin yanında ikinci bir fare vardı şöyle yaptılar böyle yaptılar tarzı bir ifadeden bulunmuyor arkadaşlar. Çocukluğun ve gençliğin ruhuyla keşif ruhu arasındaki bir paralellik kurmak güç değil. Kaşifler odalarını karıştıran meraklı çocuklar gibi dünyanın. Bu metinde boş bırakılan yeri aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Şimdi arkadaşlar burada bize baktığımız zaman bize ne ifade ediyor? odalarını karıştıran meraklı çocuk, değil mi? Şimdi bakalım. Ağırlığı ortaya koymuşlardır. Böyle bir şey yok. Altından kalkamamışlardır. Öyle bir şey yok. Altına imza atmışlardır yok. Altını üstüne getirmişlerdir. Arkadaşlar, karıştırmak nedir? Altını üstüne getirmektir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu metindeki boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Dükkanı açmak için anahtarları arıyor cebinde bir an anahtarları almayı unuttum mu düşüncesi. Adamı demiş bakın ne yapıyor? Düşüncesi bir anda adamı ne yapıyor arkadaşlar? Telaşlandırıyor değil mi? Bir anda telaşlanıyor. Ya diyor evde mi unuttum acaba? Endişe değil de telaşlanıyor arkadaşlar. Böyle acele Son anahtarı bulunca ne yapıyormuş? Sakinleşiyormuş. Geldik 18. soruya. Bu dörtlükte şairin anlatmak istediği mevsim aşağıdakilerden hangisidir? Kim bilir ne oldu ne bitti gece uyurken, uyandım ki tabiat o değil başkasıdır. Nereden esiyor bu şerbet gibi hava nereden? Çiçek açmış ağaç hangi kızın rüyasıdır? Arkadaşlar burada çiçek açması var. Havanın güzelliği var. E neyden bahsediyordur arkadaşlar? Çiçekler ne zaman açar? İlk baharda açar arkadaşlar. 19. soruya da bakalım arkadaşlar. Bu metinde söz edilen iki hayvanla ilgili aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Çöl tilkisi dünyanın en küçük tilki, Dünyadaki en küçük tilkidir. Kulakları diğer tilkilerden çok daha uzundur. Uzun kulakları avının yerinin belirlenmesini kolaylaştırırken ısı kaybının da arttırarak serin kalmasını sağlar. Genellikle geceleri avlanır. Böcek, kertenkele ve küçük kemirgenlerle beslenir. Bu kalamun bir sürüngen türüdür. Dilinin uzunluğu boyunun yaklaşık 1 ve bir buçuk katıdır. Ucu yapışkan olan dilinin aniden ileri fırlayarak avını rahatlıkla yakalayabilir. Böceklerle, kertenkelelerle, küçük yılanlarla ve akreplerle beslenir. Çok hızlı hareket eder, tehlikeden korunmak veya vücut sıcaklığını düzenlemek için renk değiştirebilir. Bu metinde söz edilen iki hayvanla ilgili aşağıdakilerin hangisi ortaktır? Geceleri avlanmaları, neyle beslendikleri, renk değiştirmeleri, boylarının uzunluğu. Arkadaşlar burada baktığımız zaman neyle beslendiklerinden bahsetmiş değil mi? Bakın burada ne demiş? Böcek kertenkele, küçük kemirgenler, böcekler, kertenkele ve küçük yılanlar akreplerle beslenir. İki ifade de nedir? Bakın buradaki iki ifade de nedir? Ortaktır. Ne ile beslendikleri arkadaşlar doğru cevabımız olacaktır. <laughs> Geldik 20. soruya arkadaşlar. Bu metinde anlatılan durum aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder demiş. Bir geyik yavrusu ormanda annesiyle birlikte mutlu yaşıyordu. Bir gün uzaktan av peşinde koşan köpeklerin sesi gelince anne geyik titremeye başladı. Anne dedi yavru geyik sen bir köpekten daha büyük veya daha ve daha hızlısın. Üstelik kendini savunacak boynuzların var. Niye korkuyorsun? Sen daha güçlüsün. Kendi gücünü fark et. Anne geyip mahcup mahcup söylediklerinin hepsi doğru yavrum. Ama ne yapayım ki bir köpek havlaması işittir işitmez kaçmaya başka bir şey düşünemiyorum. Yani kaçmaktan başka bir şey düşünemiyorum demiş. Bu metinde anlatılan durum aşağıdakilerden hangisi en iyi ifadedir? Korkunun ecele faydası olmaz. Korka cesaret aşılanmaz. Önce can sonra canan gelir. Can canın yoldaşıdır. Arkadaşlar burada baktığımız zaman korka cesaret aşılanmaz. Aslında daha güçlü, daha cesaret olmadığı için yani daha cesaretli olmadığı için ne yapıyor? Ee, köpekle başa çıkamıyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Lı eki lı eki altı çizili kelimelerle diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Siz canlı yayınla çıkaracağım. Sizi canlı yayına çıkaracağım. Acılı yiyecekler bana dokunuyor. Çocuklar meyveli gazoz sever. Dükkana ışıklı tabela asıldım. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman canlı yayın dediğimiz zaman nedir? Canlı yani farklı bir ifade olmuş değil mi? Artık canlı yayın diye yeni bir ifade vardır. Yani canlı diye bir ifade olmuş. Ama acılı içerisinde acı bulunan meyveli içerisinde meyve bulunan, ışıklı içerisinde ışık bulunan. Ama canlı dediğimizde içerisinde can bulunan anlamına gelir mi? Gelmez arkadaşlar. Ondan dolayı doğru cevabımız nedir? A şıkkıdır. 22. soruya bakalım. Ece görkemli manzarayı görünce çok heyecanlandı cümlesinin hangi kelime bir varlığı nitelemiştir? Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman görkemli manzara değil mi? Hani hangi bir varlığı nitelemiş? Neyi? Manzarayı nitelemiştir değil mi görkemli? çok görkemli bir manzara. Ondan dolayı doğru nedir? Görkemlidir arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi şu an yapılan bir eylemi ifade etmektedir? Kapıyı açınca teyzesini gördü. Onu söz et onu söz etmemene sevinmiş. Bunları bir uzmana danışacağım. Avluda saklanmaç oynuyor. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman ee, gördü dediği zaman ne olmuş? Geçmiş zamandan bahsediyor değil mi? Sevinmiş dediği zaman geçmiş zaman. Bunları bir uzmana danışacağım zaman ileri zaman ama oynuyor dediği zaman ne oldu arkadaşlar? Şu an. Yani şu anda oynuyor. Eylem şu anda da devam ediyor demektir. Aşağıdakilerden hangisi DA'nın yazılımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Burada Türkiye'nin e, her yerinden insan bulabilirsiniz. Yıldızların aydınlatıldığı aydınlığı altında her şey bana önemli görünüyor. İşte bir nebze heyecanda kattığını inkar edemem. Bu dünyada kötüler yaptık, yaptığının karşılığını görecektir. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman burada bakın çıkardığımız zaman bura Türkiye'nin her yerinde. Böyle bir şey olur mu? Olmadı değil mi? Yıldızların aydınlığı, altın, her şey. Bakın çıkardığımızda ne oldu? Anlam bozuldu. İşte bir nebze heyecan kattığını inkar edemem. Bakın işte bir nebze heyecan kattığını inkar edemem. Burada çıkardığımız zaman anlam bozuldu mu? Bozulmadı arkadaşlar. O zaman bu da ne olmak zorunda? Ayrı yazılmak zorundaydı. Ama burada ne olmuş? Bitişik yazıldığı için yanlışlık olmuş. Bu dünya kötülerin yaptığının karşılığını görecektir. Olur mu? Bu dünyada olacaktı. Bu da olmaz arkadaşlar. 25. ve son sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez demiş. Ne zaman yolculuk başlayacak demiş. Bakın bir soru. Akşam oldu mu sürüler döner. Arkadaşlar burada bir soru var mı? Akşam olduğunda sürüler döner. Nokta. O zaman doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Diğerlerine de bakalım. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Nereden geliyor? Soru soruyor. Saatlerce çalışmayı mı düşünüyorsun? Soru soruyor arkadaşlar. Bu da soru işareti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün CKMK Akademi olarak 5. sınıf bursluluk sınavı 2016 yılının sorularını çözeceğiz. 25 adet sorumuz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci sorudan başlayalım. Ahmet'in aldığı arabanın lira cinsinden fiyatı 10 binler basamağı 5, binler basamağı 3 Diğer rakamları ise sıfırdır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim basamaklarımız nasıl gidiyordu? Birler, onlar, değil mi? Yüzler, binler, on binler, on bin, şöyle BN koyayım. Yüz binler değil mi? Yüz bin. Ya da işte ondan sonra milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar diye gidiyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi böyle yazdığımız zaman arkadaşlar bize soruda ne demiş? On binler basamağı 5. Arkadaşlar on binler basamağımız neden? Bura 5'i koyduk. Binler basamağı da neymiş arkadaşlar? 3'müş. Geriye kalan basamaklarda neymiş arkadaşlar? 0'mış. Arkadaşlar oluşan sonucumuz ne çıktı? 53.000 sonucunu bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar bir değer vermiş burada. 9 e, çarpı 1024 bölü 64 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar burada öncelik yapmamız gereken parantez içini bir yapalım. 1024'ü 64'e bölelim arkadaşlar. Şimdi bir de yok, 10'da yok, 102'de 64 kaç sefer var arkadaşlar? 1 sefer var. 64 çıkardığımız zaman 102'den 64 çıkarsa arkadaşlar, 2'den 4 çıkmaz, 12'den 4 çıkarsa arkadaşlar, 8, 9 kaldı. 9'dan da 6 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 3, 38. 4 de olduğu gibi aşağı iner arkadaşlar. 364'te, 384'te, 64 kaç sefer vardır arkadaşlar? Bunu arkadaşlar aşağı yukarı şöyle tahmin edebilirsiniz. Ee, hani. 60 olarak varsayarsak 60 hangisi sayıyı çarparsak yani 360 300 ya da 400 arasında bir değer gelir. 6 sayısını çarparsak 6 kere 6 36 6 kere 4 de 24 toplarsak ne yapar arkadaşlar? 384 sayısını verir. Böldüğümüz zaman 16 sonucunu buluruz arkadaşlar. 9 ile de 16'yı çarparsak arkadaşlar 6 kere 9 arkadaşlar 54 elde var 5. 9 kere 1 9 5 daha toplarsak arkadaşlar 144 B şıkkındaki doğru cevabımız arkadaşlar bulmuş oluruz. Kütlesi 80 kilogram olan bir kişi en çok 640 kilogram yük taşıyabilen bir asansörü her birinin kütlesi 50 kg olan kolilerden en çok kaç tanesiyle birlikte binebilir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle kütlesi 80 kilogram olan bir kişimiz varmış değil mi elimizde? 80 kilogram bir kişi. Daha sonra Kütlesi 50 kilogram olan x adet yani kutu şeyimiz varmış adetini bilmediğimiz x kadar yani 50x kadar kutumuz varmış. Bunun toplamı kaç olacakmış arkadaşlar? 640 olacakmış. Şimdi arkadaşlar burada Arkadaşlar şimdi burada 80'i karşıya gönderdiğimiz zaman ne durumunda gider arkadaşlar? Burada eksi ise karşıya giderse ne olur? 50x'imiz yani 50'lik kutulardan 80'i 640'tan 80'i çıkarsak arkadaşlar ne yapar? 560 yapar arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bakın. 50 tane X kutusundan binebilirmişiz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Tekrar şuraya yazayım. 640'tan bir tane 80 kişilik kişiyi çıkardığımız zaman geriye kaç kalır? 560. Yani arkadaşlar bu 560 ile kalan kısım bizim binebilecek koli sayımız. E biz 560'dan 50'ye bölersek arkadaşlar kaç tane olabilir? Bakın 10 tane olsa ne olur? 500 olur değil mi? 11 tane kolumuz olsa ne olur arkadaşlar? 550 olur. 12. kolimiz olsa ne olur arkadaşlar? 600 olur. E arkadaşlar 600, 80 daha 680 daha yüklersek 680. En fazla 640 kaldırıyor. 680'de ne yapar? Çöker. E o zaman 550 ile yani 550 kilogram ile 80 kilogram binebilir buna. Toplarsak da bunu 630 kilogram eder. Yani 11 tane kutuyla birlikte bine bilir arkadaşlar. Kutu ağırlığı 50 gram olduğu için 50 kilogram. 550'ye ulaşabilmemiz için 11 tane kutuyla birlikte biner arkadaşlar. Celal'in almak istediği evin fiyatı 43.225 liradır. Bu evi alabilmesi için 1729 liraya ihtiyacı olan Celal'in kaç lirası vardır? Arkadaşlar burada 83.225'ten 1729'un çıkarırsak arkadaşlar sonucumuzu buluruz. Çünkü hani bu kadar eksiği olduğu için çıkarıyoruz. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten yandan bir 10'lu kaldık. 15'ten 9'u çıkarsak arkadaşlar 6. Burada 1 kaldı. <laughs> 1'den 2 çıkmaz. 10 yandan 1'li kaldık. 11'den 2 çıkarsa arkadaşlar 9. Burada 1 kaldı arkadaşlar. 1'den 7 çıkmaz. 11'den 7 çıkarsa arkadaşlar 4. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı arkadaşlar. 1 8 de olduğu gibi geldi. 8 81.496 sorucuyla arkadaşlar D şıkkında doğru cevabımızı görmüş oluruz. 5. soruya bakalım arkadaşlar. Küpü 200'den küçük kaç tane doğal sayı vardır? Arkadaşlar bir sayının küpü ne demektir? A küp. Yani o sayıyı 3 sefer çarp demektir. Kaç tane doğal sayı var demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıfırın e, küpü karesi her zaman nedir arkadaşlar? 1'dir. Tamam sıfır var. Sıfırı koyduk. Şimdi arkadaşlar geldik. Biri küpü. Yani 3 tane 1'in çarpımı nedir arkadaşlar? 1 kere 1, 1, kere 1, 1. Yani nedir arkadaşlar? 1'dir. Tamam bu da 200'den küçüktür. 2'nin küpü nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 de nedir arkadaşlar? 8'dir. Bu da tamam var. 3'ün küpü nedir arkadaşlar? 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 de nedir arkadaşlar? 27. Bu da var. Tamam. 4'ün küpü nedir arkadaşlar? 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4. 4 kere 4. 16. 16 kere 4 de nedir arkadaşlar? 64. Tamam bu da var. 5'in küpü nedir arkadaşlar? 5'in küpü de arkadaşlar. 5 kere 5. 15. 15 kere 5 de nedir arkadaşlar? 125'tir. Bakın bu da var. Şimdi sayarsak burada kaç tane oldu? 6 tane oldu. Şimdi arkadaşlar en büyük da ne? 6. Doğal olarak doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 6'dır. Ama bakalım. 7'ye bakalım arkadaşlar. Yok kaçta kaldık? 6'da kalmışız arkadaşlar. 6'ya bakalım. 6'nın küpü ne demektir arkadaşlar? 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 nedir arkadaşlar? 36. 36 kere 6 kaçtır arkadaşlar? Yapamıyorsanız arkadaşlar işlem olarak yapabilirsiniz. Bakın şöyle. 30 bak 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 3 18. 3 daha koyarsak ne yaptı? 216. E arkadaşlar bu o zaman olmaz. 200'den küçük olmadığı için 200'den küçük olan sayılarımız nedir? 0 1 2 3 4 ve 5'in küpleri 0'dan ya pardon 200'den küçüktür arkadaşlar. Ankara'dan saat 22.30'da hareket eden bir otobüs ertesi gün 5.17'de Adana'ya varmıştır. Buna göre otobüs Ankara'dan hareket ettikten ne kadar süre sonra Adana'ya varmıştır. Şimdi arkadaşlar bunu tek tek gidelim. Bakın. Şimdi ee, 12.30 yani pardon 22.30 ne demek arkadaşlar? Saat 10.30 demek değil mi normalde? Yani saate 10 akşam 10.30 demek. Şimdi akşam 10.30'da bindik. Ya da 22.30'da bindik. İkisi de birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir değil mi? Bindik arkadaşlar 22.30'da. Şimdi yarım saat gittik. Ne oldu arkadaşlar? 23 oldu. Tamam mı? Bakın elimizdekileri şuraya yazalım. Yarım saat. 00.30 Sonra arkadaşlar bir saat daha gittik. Ne oldu arkadaşlar? 24 oldu. Tamam. Bir de elimizde ne var? Bir saatimiz var. Bunları yazdık buraya. Şimdi arkadaşlar geriye kaç saat gitmişiz? 5 saat 17 dakika. Yani 12'den sonra gittiğim saat zaten 5 saat 17 dakika. ve buraya da 5 saat 17 dakikayı ekler toplarsak arkadaşlar 7 3 ile de 1'i toplarsak 4, 5 ile de 1'i toplarsak 6 saat 47 dakika ile arkadaşlar B şıkkında doğru cevabımızı bulmuş oluruz. A sayımız 2,35, B sayısı 2,341, C sayısı 2,4 olduğuna göre ABC sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle sayılarımızı yazalım. Bakın. 235, 2,35. 2,341, 2,4. Arkadaşlar burada sağa atılan sıfırlar sayıyı eklemez. Yani 2,400 ile 2,4 aynı sayıdır arkadaşlar. Ve 2,35 ile 2,350 de aynı sayıdır arkadaşlar. Nedeni de şudur arkadaşlar. A/B bölü B şeklinde olduğu için arkadaşlar yani 35/100 bölü 100 ya mesela. E alta da bir sıfır attım 1000 oldu. E yukarıya da bir sıfır attım. Aynı işlem. Yani sadeleştirdiğin zaman yine 35/100 bölü 100 çıkar arkadaşlar. Şimdi burada sıralayalım. Bakın arkadaşlar bize büyükten küçüğe dediğimiz için en büyük ikilere baktığım zaman ikiler eşit. Üçlere baktığımızda en büyük olan sayımız ne? 2,4. Yani nedir arkadaşlar? C. Büyüktür. Sonra üçler eşit. Tamam bak C'yi sildik. Sonra diğerlerine bakıyoruz. Üçler eşit. Sonra geldik bir basamak sağ kaydık. Bakın ne var burada arkadaşlar? 5 var büyük olandan. E sonraki büyük olan sayımız nedir? A'dır. Ondan sonraki büyük olan sayımız da nedir arkadaşlar? B'dir. C, A, B sayısıyla arkadaşlar D şıkkında doğru cevabımızı bulmuş oluruz. Kareli kağıtta verilen şekildeki şekilde aşağıdaki noktalardan hangi ikisi birleştirilirse AB doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası elde edilir demiş. Arkadaşlar şimdi burada baktığımız zaman AB doğru parçası bakın bir yüksekliğe sahip iki genişliğe sahip. Bunu sağlayan ne vardır arkadaşlar? Bakın LN'yi çizersek ne olur? 2 birim olur. Olmaz. MN'yi çizersek şıklardan gittiğimiz zaman arkadaşlar bakın MN'yi çizdik. Bir birim yükseklik, iki birim de genişlik. Yani bu bunu aslında simetrik olarak döndürülmüş ya da yansıtılmış halidir arkadaşlar. Ondan dolayı doğru cevabımız M nedir arkadaşlar? Geldik 9. sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen noktaların hangi ikisi birleştirilirse oluşan doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. Arkadaşlar paralel neydi? Yani sonsuza kadar birbirleriyle çakışmayan doğru parçaları böyle dümdüz gidecek. Sonsuza kadar birbirleriyle böyle yani çakışma sağlamayacak. Böyle yan yana gidecek arkadaşlar. E şimdi arkadaşlar AB doğru parçasının paraleli nasıl bir şey olabilir? Ee, GH'ye bakarsak arkadaşlar bakın GH demiş. GH arkadaşlar burada e, şöyle söyleyeyim bak şu şekilde açılarak gittiği için şu arka kısımda biraz daha şu arkaya doğru doğru düzeltirsek bakın burada bir yerde ne yapar? çakışır arkadaşlar. O olmaz. Sonra CG'ye bakalım arkadaşlar. CG zaten arkadaşlar direkt yukarı doğru çıktığı için yine bu noktada bir yerde çakışırlar arkadaşlar. Bu da olmaz. EC'ye bakalım arkadaşlar. EC arkadaşlar burada çaprazlama gittiği için 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 1 gittiği için ne yapacak arkadaşlar? İleride bir yerde yani en de sonunda çakışacaktır. Ama arkadaşlar CD'ye baktığımız zaman bu nasıl 3 birime bir birim gittiyse CD'yi de çizersek, bakın aynı şekilde şundan şu nasıl gidiyorsa bu da aynı şekilde sonsuza doğru doğru şekilde gideceği için CD sonucumuz doğrudur arkadaşlar. Şekilde ilgilere göre aşağıdaki verilenler hangisi 3 noktanın birleştirilmesiyle bir dik üçgen oluşur? Arkadaşlar dik üçgen dediğimiz zaman aklınıza şu gelsin, dik üçgen nedir? Bir kenarı dik olan üçgendir. Şudur yani. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi bakalım. ABF Arkadaşlar A B F A B F birleştirirsek arkadaşlar burada nasıl bir sonuç olur? Bakın A B F. bir dik var mı? Şu şekle benzer mi? Yani bakın şöyle bir şekil çizdiğimiz zaman bu bir dik üçgene benzer mi? Benzemedi arkadaşlar değil mi? B E D diyor arkadaşlar. Bakın B E D. Arkadaşlar şura dik. Bakın şu şeklin aynısı burada oluştu. Neden dik? Çünkü arkadaşlar kesim noktası şöyle bitiyor. Yani L gibi bitiyor. Ondan dolayı doğrucağımız B, E, D'dir arkadaşlar. Yukarıdaki verilen sıralamalarına göre A'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri ile B'nin alabileceği en küçük doğal sayı değerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman e, bunları sıralayabilmemiz için paydalarını ne yapmamız lazım arkadaşlar? Eşitlememiz lazım değil mi? Şimdi A'nın paydasını 4'ü yani burada en fazla eşitleyebileceğimiz sayı nedir arkadaşlar paydaları? 20 tabanıdır değil mi? E 4'ü arkadaşlar ne ile çarparsak 20 olur? 5 ile. 3'ün tabanda gizli bir 1 olduğu için arkadaşlar şuraya yazayım daha doğru şekilde. A bölü 4, 3, B bölü 5. Arkadaşlar 3'ün altında e, önce 4'ü 20 ile geniş, pardon 5 ile genişletiyoruz. Bunun altında 1 olduğu için burayı 20 ile genişletiyoruz. Bunun altında 5 olduğu için 4 ile genişletiyoruz arkadaşlar. 5 kere A ne yapar arkadaşlar? 5A bölü. 5 kere 4 ne yapar arkadaşlar? 20. Büyüktür. 3 kere 20 ne yapar arkadaşlar? 60. 3 kere 20 kere 1 de ne yapar arkadaşlar? 20. 4 kere B. 4B bölü. 4 kere 5 de ne yapar arkadaşlar? 20. Sonucunu verir arkadaşlar. Şimdi buradan ne diyor? A'nın alabileceği en büyük değer. Şimdi arkadaşlar burada 60 sayısı büyükse ve A bir doğal sayı ise alabileceği en büyük 60'tan küçük 5 ile çarpılabilecek sayı nedir arkadaşlar? 55'tir değil mi? E 55 olabilmesi için A'nın burada kaç olması lazım? 11 olması lazım değil mi arkadaşlar? A 11 olarak alırsak arkadaşlar. Şimdi geldik B kısmına. B'yi nasıl yapacağız? B'nin alabileceği ne diyor arkadaşlar? En küçük değer. Arkadaşlar 60'tan en küçük değer 4'ün katı olan çünkü burada 4 olduğu için 64 olacağı için 64 olabilmesi için B'yi de nedir arkadaşlar? 10 pardon arkadaşlar. 16'dır arkadaşlar. 16 olacağı için arkadaşlar 11 ile 16'yı toplarsak ne yapar arkadaşlar bize? 27 sonucunu verir. Bunu değişik bir şekilde şu şekilde yapabilirdik arkadaşlar. Ee, şimdi bura 4 olacağı için e, A yerine hangi sayıyla bölümü 3'ten küçük olacağı için 12 olamayacağı için bir küçüğü nedir arkadaşlar? 11'dir. Burada arkadaşlar 15 olamayacağı için 15 ile 5'i bölersek 3 olacağı için bir büyüğü nedir arkadaşlar? 16'dır. Açıklanmış halde şu şekilde yaptık arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Geldik arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde taralı kısımları ifade eden kesre denk olan kesir aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar önce bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Taralı alanımız neymiş arkadaşlar? 12. Komple alanımız nedir arkadaşlar? Bakın nasıl buluruz? Onu da söyleyeyim. Kenarları çarparsak komple kareyi buluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de burada var. 6 kere 7 kaç eder arkadaşlar? 42. Toplamda 42 karemiz varmış. Yani ifade ediliş şeklimiz aslında 12 bölü 42 imiş. Bunu da sadeleştirirsek arkadaşlar. Her iki tarafı 6'ya bölersek ne yapar? 2 bölü 7 yapar arkadaşlar. Arkadaşlar 2 bölü 7 kesiminde biz B şıkkında doğru olduğunu ne yaparız? Görürüz arkadaşlar. Ocak ayı sonunda kumbarasında 16 lira bulunan nehir. Şubat ayından itibaren her ay sonunda kumbarasına o o anda kumbarasında var olan paranın yarısı kadar para atacaktır. Buna göre Mayıs ayı sonunda nehrin kumbarasında kaç lira vardır? Arkadaşlar şimdi ne nehrin başlangıçta 16 lirası varmış değil mi? E, Şubat ayından itibaren Diyor. Şubat ayında 16 liranın yarısı olan neyi ekler arkadaşlar? 8 ekler, değil mi? Toplarsak kaç eder arkadaşlar? 24. Yani Şubat ayında kaç lirası varmış? 24. Arkadaşlar Mart ayında da ne yapacak? 24 liramız var. Bir de bunun neyi ekleyeceğimiz arkadaşlar? Yarısını. Toplarsak ne yapar? 36 lira. Ne zaman gelir arkadaşlar? Şubat Mart ayında gelir, değil mi? E arkadaşlar 36 liramız zaten var. Bunun da yarısını ekleyeceği için arkadaşlar 18 lirayla da toplarsak arkadaşlar 54 liramız da ne zaman olur arkadaşlar? Nisan ayında olur. E arkadaşlar mayıs ayında da 54 liramız var. Bunun yarısı olan 26 lirayla da toplarsak arkadaşlar ne yapar? E, 26 lira mı yaptı? E yok 20 27 lirayla da toplarsak arkadaşlar ne yapar? E, 4 ile 7'yi toplarsak 1 bir eldemiz var. 5 ile 2'yi toplarsak 7. Bir eldemiz var. Da 81 sonucunu arkadaşlar bulmuş oluruz. Yani 81 lirada Mayıs ayında parası varmış. Şubatta 24 Mart'ta 36. Nisan'da 54. Mayıs'ta da arkadaşlar 81 lira parası varmış. Didem parasının 1 bölü 2'siyle ayakkabı 3 bölü 5'iyle pantolon almıştı. Buna göre Didem parasının kaçta kaçını harcamıştır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bakın 1 bölü 2 ile 3 bölü 8'i toplayın diyor. Toplama yapabilmemiz için payda eşitleme yapıyorduk arkadaşlar. Buranın paydasını 4 ile çarparsak 8'e eşitleriz. 4 kere 1 arkadaşlar 4. 4 kere 2 de ne yapar arkadaşlar? 8 artı 3 bölü 8. Ortak paydamız 8 olduğu için 8'i karşıya geçiririz arkadaşlar. 4 ile de 3'ü toplarsak 7 bölü 8 oranda para harcamış olur arkadaşlar. Şimdi 15'in soruya bakalım arkadaşlar. 3 tam 4 bölü 25 kesinin ondalıklı gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman 3 tam zaten biz direkt kafamızdan 3 tam şeklinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Yazıyorduk değil mi? 3 tam 3 virgülü koyduk. Şimdi 4 bölü 25'i biz kesir olarak göstereceğiz. Arkadaşlar 4 bölü 25'i kesir olarak gösterebilmemiz için burayı 10... 100 ve 1000 tabanını yani payda kısmı 25'in bulunduğu kısmı bu şekilde ayarlamamız lazım. Arkadaşlar bu şekilde de ayarlayabilmemiz için burayı 4 ile genişletirsek 4 kere 4 16 4 kere 25 arkadaşlar 100 olur. Yani %16 yani 3,16 şeklinde C şıkkında arkadaşlar doğru cevabımızı bulabiliriz. Orhan'ın notlarının ortalaması 71,8. Nihat'ın notlarının ortalaması 76,45'tir. Buna göre Nihat'ın notlarının ortalaması Orhan'ın notları ortalamasından ne kadar fazladır? Arkadaşlar ne kadar fazladır diye soruyorsa o zaman büyük olanı yazalım. Küçük olanlarını ne yapalım arkadaşlar? Çıkaralım. Yani 8. Ne dedim? Sağa atılan 0 etkilemez. İşlem yapabilmek için sağa atabiliriz arkadaşlar. Çıkardığımız zaman 5'ten 0 çıkmaz. 10 15'ten pardon 5'ten 0 çıkar arkadaşlar 5 olur. Eee 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıkarsa arkadaşlar ne yapar? 6 kalır. Burada 5 kaldı arkadaşlar. 75'ten de 71'i çıkarsak arkadaşlar 4,65 sonucunu buluruz. Bu da A şıkkımızda doğru cevabımız olur arkadaşlar. Hakan 60 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların %75'ini cevaplamıştır. Buna göre Hakan'ın cevapladığı soru sayısı kaçtır? Arkadaşlar sayımız nedir? Bakın yüzde formülü neydi? Sayı çarpı oran bölü yüzdü değil mi? E, sayımız ne? 60 soru. Oranımız ne? 75 ee, bölü 100 değil mi? Arkadaşlar burayı sadeleştirirsek. Bakın burayı 25'e bölersek 3. Burayı 25'e bölersek 4 eder. 60'ı 3 ile çarparsak arkadaşlar 180 yapar. 180'i de arkadaşlar 4'e bölersek kaç eder? 45. Sonucunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilen dairenin %80'lik kısmı taranmıştır. Taralı olmayan kısmın kesir ile ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar taralı olmayan kısım nedir? Yüre yüzde seksen ise geriye ne kalır? Yüzde yirmi. Arkadaşlar yüzde gösterimi nedir? 20 bölü yüzdür. arkadaşlar sıfırları bir üstten bir alttan şekilde sadeleştirebilirdik. burayı ikiye böldüğümüz zaman arkadaşlar bir. Onu da ikiye böldüğümüz zaman da ne yapar? 5 yapar. 1 bölü beş cevabıyla arkadaşlar beş şıkkında görebiliriz. 19. soruya bakalım. Şekildeki AB doğru parçası 3 km uzunluğunu temsil etmektedir demiş. Buna göre 1500 km uzunluğunu temsil eden doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın burada birim birim sayarsak bakın. Ee nasıl anlarız? Burada arkadaşlar 1 2 3 diye birim birim öyle sayamayız. Ama mesela kenara doğru 1 2 3 4 5 6. 6 birim bu tarafa. 1 2 3 4 4 birim de bu tarafa diye sayabiliriz. Bunun o zaman arkadaşlar yarısı 3'e 2 birim olursa o zaman bu bizim neydir arkadaşlar? Doğru cevabımızdır. Şimdi bakalım arkadaşlar A şıkkından gidelim. 1 2 3 tamam. 1 2. Direkt doğru cevabı zaten bulduk arkadaşlar. 3'e 2'dir. Diğerlerine de bakalım. 1 2. 1 2 olduğu için 2'ye 2. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar 3'e 1. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar 1'e 2. Ondan dolayı doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Çevre uzunluğu 14 santim olan ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir? Arkadaşlar çevre uzunluğu 14 santim ise bakın ee, bizim mesela bir dikdörtgenimizin A ve B kenarı varsa çevresini nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 çarpı A artı B diyorduk değil mi? E arkadaşlar 14 eşittir. 2 çarpı A artı B ise yani 2'ye bölersek A artı B'yi biz kaç buluruz arkadaşlar? 7 buluruz değil mi? Şimdi arkadaşlar bir sayı toplayacağız. Bunlar A artı B olacak. Bunlar arkadaşlar 7'yi bulacağız. Nasıl olabilir arkadaşlar? 0'a 7 olabilir mi arkadaşlar? Yani 0'a 7 diye bir seçeneğimiz olamaz. Çünkü 0 dediğimiz arkadaşlar doğrudur. Bir dikdörtgen oluşmaz. Ondan dolayı 0'a 7 olmadı arkadaşlar. 1'e 6 oldu arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar 2'ye 5 olabilir. Arkadaşlar daha sonra ne olabilir? 2'ye 5 olabilir. 3'e 4 olabilir. Değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar farklı dediği için biz buradan 6'ya 1 ya da 5'e 2 ne yapamıyoruz? Alamıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar tek seferlik kullandığımız için doğuracağımız arkadaşlar C şıkkındaki 3 tane seçeneğimiz olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar 21. soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde ABCD dörtgeninin bir paralel kenar demiş. DEC ise eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. CDAE 100 derece olduğuna göre SBCE kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar tek tek gittiğimiz zaman DEC üçgeni bakın DEC üçgeni ne demiş? Eşkenar. Eşkenar dediği için arkadaşlar bunların açısı kaç derecedir? 60 60 60 derecedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman e, paralel kenar dediği için arkadaşlar e, Z kuralını buradan arkadaşlar Z kuralından yaparsak bura 60 arkadaşlar şu kısımda nedir? Bakın şuradan Z'yi çizersek arkadaşlar nedir? 60 derecedir değil mi? Bura 60 arkadaşlar o zaman bura kaç derecedir? 40 derecedir. Arkadaşlar bakın bura 100. Bura kaç etti arkadaşlar? Eee 100 etti. O zaman 100'ün karşısı da 100 olacağı için arkadaşlar bura 60 ise karşı tarafı da nedir arkadaşlar? 40 derecedir. Ondan dolayı arkadaşlar doğru cevabımız nedir? B şıkkındaki 40 derecedir. Yani arkadaşlar bunu yaparken buradaki yöntemden yararlanabilirsiniz. Z kuralından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da burayı başka nereden yapabilirsiniz arkadaşlar? Bakın şöyle bir şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burayı 20 dedik ya biz şuraya. Burası 80 ol, bura pardon 60 oldu arkadaşlar. Burası 20 oldu ya. şöyle bir şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir yöntem daha göstereyim size. Bura 100 derece arkadaşlar, bura 80 derecedir. Z kuralından bura 80 olduğu için arkadaşlar, bunun karşısı da şuradan Z kuralından geleceği için geriye de 100 kalacağı için 60 ile 40'ı toplarsak arkadaşlar, 60 ile 40'ı toplarsak 100 edeceği için cevabımız 40'tır. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin özelliklerinden biri değildir? Köşegenleri birbirine ortalar demiş arkadaşlar. Dikdörtgen de söylüyor arkadaşlar. Köşegenler arkadaşlar birbirlerinin ortalar doğrudur. Köşegenleri dik kesişir. Şimdi arkadaşlar mesela bir dikdörtgen çizelim. Tamam mı? Mesela şöyle bir dikdörtgen çizelim. Arkadaşlar şuralar mesela bazen dik kesişmeyebilir. Bazen yatay kesişebilir, değil mi? Onun dolayı doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bir kasada 35 elma vardır. Bir çuvalda ise kasadakilerden 124 fazla elma vardır. Buna göre 800 buna göre 833 çuvalda toplam elma sayısı aşağıdakilerden hangisiyle ile bulunabilir? Arkadaşlar şimdi burada bir kasada 35 var, çuvalda ise 124 varsa. Arkadaşlar 35 ile 24'ü ne yaparız? Önce bir 124'ü, pardon arkadaşlar, toplarız. Bu ne olur arkadaşlar? 35 ile 24 toplarsak, çuvaldaki elma sayısını buluruz, değil mi? E çuvaldaki elma sayısını da 833'le arkadaşlar çarparsak, ne olur? C şıkkında doğru cevabımızı buluruz. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Türkiye'nin başkenti neresidir demiş arkadaşlar? Türkiye'nin başkentinin nüfusu kaçtır? Türkiye'nin başkentinde kaç ilçe vardır? Türkiye'nin başkentinde önümüzdeki yıl yetiş, ne, yetiştirilme planlanan tarım ürünleri nelerdir? Arkadaşlar Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğunu zaten bilirsiniz. Kısa bir cevaptır. Kaç nüfusu şu kadardır? Hemen kısa bir cevap verirsiniz. Ama arkadaşlar önümüzdeki tarım ürünleri dediği için geleceğe yatırım olduğu için bir araştırma sorusu olabilir. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 25'in soruya geldik. 25'in sorumuz biraz büyük arkadaşlar. Şöyle e, yerleştirmeye çalışayım. Şöyle tamam arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda bir öğretmenin bir sınıfta uyguladığı 10 soruluk sınavın değerlendirilmesi yer almaktadır demiş. Şimdi burada e, sınıf mevcudu 25 kişidir demiş. Arkadaşlar e, burada baktığımız zaman birinci soruya doğru cevap verenler 15, yanlış cevap verenler 4, e, boş bırakılanlar 6. Toplarsak hepsini kaç ediyor? 25. Aşağıda toplarsak 25, aşağıda toplarsak 25. Yani toplam olarak sınıf mevcudumuz kaçmış? 25'miş. O zaman A şıkkımız nedir arkadaşlar? Doğrudur. A, Yanlışı sorduğu için A şıkkını eledik. İkinci soruya sınıfın tamamı doğru cevaplamıştır. Arkadaşlar baktığımız zaman ikinci sorunun doğru cevaplayan sayısı kaçmış? 25. E, sınıf mevcudumuz kaçtı? 25. O zaman hepsi ne yapmıştır? Doğru cevaplamıştır. En çok sayıda öğrencinin yanlış cevapladığı soru üçüncü sorudur. Arkadaşlar üçüncü soruya baktığımız zaman yanlış cevabı 13'tür. Diğerlerine baktığımız zaman yanlış çizgisini 13'ten fazla yanlış yaplayan var mı? Yok. 12 var yakın olarak. Olmaz. O zaman bu da yanlıştır. Doğal olarak doğru cevabımız değişiklidir arkadaşlar. Ama bakalım. En az sayıda öğrencinin doğru cevapladığı soru 8'dir. Doğru cevaplara bakıyoruz. 8'in soru kaçmış arkadaşlar? 10. Ama ondan küçük bakın 5 cevaplamış, 8 cevaplamış. Ondan dolayı bu yanlıştır. Bize de yanlış sorduğu için doğru cevabımız değişiklidir. Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. 21 Mayıs 2016 tarihinde yapılan... Parasız yatılı ve bursluluk sınavı 5. sınıf fen bilimleri test çözümleri ile devam ediyoruz. Önümüzdeki bursluluk sınavı için sizlere hazırlık olması için bu soruları hazırladık. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz umarım sizin için de fayda olur. Fen bilimleri 1. sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Yukarıda dinamometre verilmiş. Buna göre aşağıdaki ölçümlerde hangisi doğrudur? Bir okuyalım soruyu. Şeffaf özdeş dinamometrelerde ağırlıkları aşağılarında yazılmış bilgiler. Verilmiş farklı cisimler takıldığını bahsediyor. Şekil 1'deki dinamometrenin ölçümü doğru olduğu belirtilmekteymiş. Yani şu birim doğruymuş. Şimdi bakın arkadaşlar dinamometrede 4 tane birim var. Bu 4 tane birimin 2 tanesi aşağıda olduğu için yani 2 birim çekmiş demektir, değil mi? Yani sizin birim e, dinamometredeki birimimiz 4 tane 1 2 3 ve 4. Bu dinamometreden yani şu dinamometre sınırından aşağıya 2 birim çektiği için bu 2 birim kadar. Yani ne demek? 12 nifton bu 2 birime denk geliyor. Yani arkadaşlar bakın. 2 tanesi 12 nifton oluyorsa bir tanesi neye eşittir? 6 nifton eşittir. Değil mi? İkincisi 12 üçüncüsü 18 niftona dördüncüsü de 24 niftona eşittir. Yani hepsi bir aşağı inerse son çizgiden dinamometrenin son çizgisinden aşağı inerse 24 nifton çeker demek. Şimdi bakalım. O zaman bu birincisi doğruysa ikincisine bakalım. Bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3 ve dördüncüye denk gelmiş. Yani burada yaklaşık bir 22 Nifton'a yakın bir değer var. Yani 20 Nifton'un üzerinde bir değer var. O yüzden 9 Nifton değil. 1, 2, 3 ve 4 doğru 24 Nifton'a eşit arkadaşlar. Çünkü her biri neydi? 6 Nifton'du. Bakalım burada bir tane çekildiği için bu da 6 Nifton. Cevabınız 2 ve 3 seçeneği olduğu için cevabınız Ceyhan arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz ikinci soruyla. Aşağıda günlük hayatımızda kullanılan 3 farklı araç gösterilmiştir diyor. Buna göre bu araçların hangileri tasarlanırken sürtünme kuvvetini azaltmak için e, ayarlanmıştır. Yani dizayn edilmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar biz diyelim ki paraşüt mesela paraşüt örneğine bakalım. Şimdi paraşütün amacı nedir arkadaşlar? Bir, şöyle bir düşündüğünüzde. Şimdi buradan e, hava girişi var değil mi? Yani burada taşıdığı kişinin ağırlığını dengeleyecek bir alttan hava akışı olması lazım ki yani sürtünmeyi arttırması lazım ki buradan kişi aşağı doğru indiğinde düşmesin diye. Yani bu sürtünmeyi artırıcı bir etkisi vardır değil mi? Niye? Çünkü alanı büyütüyorlar. Alan büyüdüğü için arkadaşlar bu kişiyi taşıması için, havanın taşıması için. Yani bu sürtünme artırıcı bir etkisi var. Peki uçağın şu kollarına bakın arkadaşlar. Genellikle sivridir. Uçağın ön kısmı biraz daha diktir. Yani şöyle de uçağın ön kısmı. Yani sivri halde yapılır arkadaşlar. Bu sivrilik ne? Buradaki rüzgarın buralardan çabucak uzaklaşmasını sağlar. Yani sürtünme kuvvetini azaltmak için. Mesela gemilerin ön kısımları da aynı uçakların ön kısımları gibi sivridir. Buralardan sürtünme azaltıcı etkileri vardır. Yani birinci ve ikinci seçenekte sürtünme azaltıcı etkisi olduğu için cevabınız bundan dolayı Bursa'dır arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. E, bu ölçüm sonuçlarına göre 1, 2 ve 3 zeminlerinde kaygan ve pürüzlü olmalarına göre aşağıdaki şekiller vermiş. Şimdi arkadaşlar Ali bir cismi aynı lastik ile bakın buradaki çekilen lastik aynıymış. Farklı zeminlerde hareket ettirmek için çektiğinde lastik şekilde iki gibi oluyormuş. Yani lastik belirli miktarlarda uzuyormuş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi bakın burada lastik 4 cm uzamış. Burada 6 cm uzamış. Burada 2 cm uzamış. Yani şu ne demektir? Lastik ne kadar uzunsa e, tabandaki sürtünme o kadar fazladır diyebilir miyiz? diyebiliriz değil mi? Lastik uzunluğu sürtünme ile alakalıdır arkadaşlar. Ya yani sürtünmeden kastı şu. Şu e, buradaki bu yükü ne kadar zor çekersek lastik o kadar çok uzar değil mi? Evet. Yani o zaman buradaki 6 cm en uzun olduğu için buradaki yol gayet pürüzlü bir yoldur değil mi? Çünkü lastik çok uzamış. O yüzden ikinciye bakalım. Kaygan olamaz. Pürüzlüdür, doğrudur. Kaygan olamaz, çok kaygan olamaz. Yani cevabınız Bursa. Yalnız devam edelim. Bakın buradaki kaygan olabilir. İkinci de çok kaygan olabilir arkadaşlar. Çünkü burada lastik çok zorlanmamış çekerken yük. Ama burada çok zorlanmış. Burada orta seviyede zorlanmış. Bundan dolayı cevabınız Bursa'dır arkadaşlar. Hemen dördüncü soruya bakalım. Şekildeki bir elektrik devrelerinde sembolleri gösterilmişti. Şimdi arkadaşlar ders anlatırken 5. sınıf fen bilimlerinde ben size şöyle bir bilgi verdim. Bu ifade lambaya eşitti değil mi arkadaşlar? Lambaya eşitti. Yani ampul olarak da isimlendiriliyordu. Bir diğeri de arkadaşlar şu işarette pile denk, pile eşti, değil mi? Bu e, artı ve es, e, artı eksi grupları kutupları beyan ettiği için buna da biz pil diyorduk arkadaşlar. Şimdi bakın 1, 2, 2 tane pil var mı burada var? 1, 2, 3, 3 tane de ampul var arkadaşlar. Buna da biz anahtar diyorduk değil mi arkadaşlar? Anahtar. Yani 2 tane pil, 3 tane ampul ve 1 tane kapalı mı açık mı arkadaşlar? Bakın bu anahtar açık arkadaşlar. Kapalı değil. Açık olduğu için cevabınız denizdir arkadaşlar. Hemen 5. soruya bakalım. Arkadaşlar öğrenci deneyleri aşağıdaki elektrik devrelerinin hangisini kullanmamıştır? Demek ki yukarıdaki anlatılan bilgide bir deney yapılıyor. Bir bakalım. Bir öğrenci özdeş lambalar. Özdeş lambalar, piller ve kablolarla. Yani üçünde de lamba, pil ve kablolar özdeşmiş. 3 tane elektrik devresi hazırlıyor. Elektrik devresinin pil sayısını, lambanın parlaklığını etkisini araştırmak istiyormuş arkadaş. Bakın burada grafikte şuna bakıyoruz biz. Yani şunu anlıyoruz bu grafiğe baktığımızda. Pil sayısı arttığı anda lambanın parlaklığı da artıyormuş arkadaşlar. Yani biz bu çizilmiş grafikte bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi aşağıdaki şıklara bir bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada iki tane lamba var. Burada iki tane lamba var. Burada iki tane lamba var. Burada bir tane lamba var. Şimdi biz eğer bir deney yapıyorsak arkadaşlar değişkenleri şurada dikkat almanız gereken şudur arkadaşlar. Değişkende. Bakın elektrik devresinde pil sayısının lamba parlaklığının etkisini araştırıyormuş. Yani pil sayısı lambaya nasıl etki eder? O yüzden biz lambayı değiştiremeyiz arkadaşlar. Burada pili değiştirmemiz lazım. Bakın burada pillerin sayısı değişmiş. Gördünüz mü? Bakın burada 1, şurada 2, burada 1 2 3. Ama lambanın parlaklığıyla etkisi olduğu için lambanın sayısını değiştiremezsiniz. Yani bakın çoğunluk hep 2 olduğu için 2'dir. Yani bir lambaya düşüremezsiniz. Çünkü neden? Bir deney yaparken arkadaşlar değişken sayınızı yani değişken dediğimiz bu grafikte lambanın parlaklığı olduğu için siz e lambayı değiştiremezsiniz. Lamba sayısını değiştiremezsiniz. Pil sayısını arttırırsınız. Burada da pil sayısının artırımı 1, 2 yani A, C ve D seçeneklerinde mevcut. O yüzden Bursa'da yoktur arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Öğrenci bu deneyde sesle ilgili hangi konumu araştı konuyu araştırmaktadır? Bir öğrenci iki elindeki birer taş deneyi taş deneyi yapıyormuş arkadaşlar. Bakalım taşları havada birbirine vuruyor. İlk başta taşları havada birbirine vuruyormuş arkadaşlar. Daha sonra da bir su içerisinde taşları birbirine vuruyormuş. Yani burada neyi, neyi araştırıyor olabilir bu arkadaş? Sesin katı ortamda nasıl yayıldığını, sıvı ortamda da deniyor. Olamaz arkadaşlar bu. Farklı cisimlerle üretilen sesin nasıl duyunduğunu. Farklı cisimlerle üretilmiyor. Yani tek bir taş var. Yani örneğimiz taş. Bunu farklı ortamlarda deniyor. Aynı sesin farklı ortamlarda nasıl duyuldu? Bundan dolayı cevap Ceyhan. Farklı ses kaynaklarından çıkan sesin farklı yönlerde nasıl yaydı? Bu da değil arkadaşlar. En mantıklı cevabınız Ceyhan'dır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yedinci sorumuzla. Buna göre 1, 2, 3 ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakalım. Saydam, yarı saydam opak. Arkadaşlar opak saydam olmayan demektir. Saydam olmayan. Şimdi bakalım saydam olan hangisiymiş? 3'müş arkadaşlar. Üçüncüye bakalım saydam hangisi olabilir? Pencere cam olabilir mi? Olabilir. Yağlı kağıt olamaz. Pencere cam olabilir mi? Olabilir. Taş olamaz. Şimdi cevabımız ya Adana ya Ceyhan. Bakalım yarı saydamı hangisiymiş? 1'miş arkadaşlar bakın. 1'e geliyoruz yarı saydam. Yağlı kağıt olabilir mi? Evet olabilir. Beton duvar olamaz. Beton duvar olamaz. Yağlı kağıt olabilir mi? Olabilir. Ama burada yanlış olduğu için C yok. Yani cevabımız bundan dolayı Adana. Yalnız devam edelim. Opak yani saydam olmayan ikiymiş. O da beton duvar. Doğrudur arkadaşlar. Bundan dolayı cevabınız Adana'dır. Hemen 8. soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar buna göre hangi öğrencilerin ifadesi doğrudur diyor. El freniyle saydam olmayan bir cisim üzerine bir ışık tutuyormuş arkadaşlar. Tam gölge oluşumu ile ilgili arkadaşların düşünceleri ifade ediliyormuş. Bakalım bunu farklı renkli karemlerle anlatayım size. Ayşe el fenerini cisme yaklaştırırsa gölgesi büyür. Bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar el feneri burada ya. El fenerini biz buraya getiriyoruz. Bakın. El fenerini buraya getirdiğimizi düşünün. Şimdi bakın el fenerinin boyutuna bir bakalım nasıl oluyor. Bakın arkadaşlar cisim büyüdü mü? Evet, cisim büyüdü. Bakın turuncu ile çizdiğimde cisim büyüdü. Yani bu doğru mu? Evet doğru. Peki Mehmet'inkine bakalım. Mehmet cisim perdeye yaklaştırılsa diyor. Cisim perdeye yaklaştırılırsa. Yani şu cismi alıyoruz arkadaşlar. Şuraya getirdiğimizi düşünün. Bakın şuraya getirdiğimizi düşünün. Peki buradan çıkan ışını bir düşünün bakalım. Bakın şuraya yaklaştırdığımızda biraz daha cisim ne oluyor arkadaşlar? Küçülmesi lazım değil mi? Yani şunun içerisinde olması lazım. Bu da doğru. Yani bunu anlayamadıysanız bir kez daha çizeyim. Ee, bakın önceden şuradaydı bu cisim. Biz şuraya aldık bu cismi. Şimdi bu mesafe şura olduğu için perdemiz de burada arkadaşlar. Şimdi e, önceden olsa böyle yukarıya doğru gidiyordu. Bakın böyle olduğu için perde böyle olması lazım değil mi? Peki bir öncekinde olsa nasıl olacaktı? Yani eski cismin olduğu yerde olsaydı şöyle olacaktı bakın arkadaşlar. Yani şu ilk baştaki hali turuncuyla gösterdiğim. E, gri ile gösterdiğimde cismi ön tarafa taşıdığımızdaki hali. Yani burada gölge küçülüyor. Peki en son olarak perde cisimden uzaklaştırılırsa gölge ne olur diyor. Şimdi bu perdeyi uzaklaştırırsak arkadaşlar şimdi perdeyi şuraya taşıdığımızı düşünün. Bakın. Buradan gelince şöyle olur arkadaşlar. Gölge ne yapar? Biraz daha büyür değil mi? Gölge küçülür demiş. Yanlış arkadaşlar. Bundan dolayı Ayşe ile Mehmet'in söylediği doğru olduğu için cevabınız Ceyhan'dır arkadaşlar. Hemen sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar Dokuzuncu soruyla. Bir hal değişimi ile ilgili bir soru verilmiş arkadaşlar. Buna göre 1 ve 2 ile gösterilen olaylarla aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? Bakın arkadaşlar burada bir sıcaklık veriliyor mu? Veriliyor. Buradan bir ne çıkıyor? Buharlaşma olabilir mi? Olabilir. Kaynama da olabilir arkadaşlar. Sonra bakın burada ne var? Bir tekrardan buhar fazından sıvı fazına geçtiği için burada da bir yoğunlaşma var değil mi arkadaşlar? Bakalım ikincisi yoğunlaşma olan gitti. 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 Cevabınız denizlidir arkadaşlar. Buharlaşma verdiği için cevabınız denizli. Hemen devam ediyoruz. Bununla ilgili 500 santigrat derecede hangisi katıdır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın saf maddelerde erime noktası. Şimdi bu soruyu burada soru üzerine nasıl çözeriz? Şimdi arkadaşlar hemen şuraya size bir ufak bir bilgilendirme yapalım. Şimdi bu katı değil mi? Bu sıvı. Bu da gaz. Şimdi erime ne arkadaşlar? Katıdan sıvıya geçme değil mi? Erime buraydı. Şimdi erime olduğu için arkadaşlar. Şimdi burada neymiş arkadaşlar? Erime noktasıymış değil mi? Şimdi 500 dereceyi soruda verilen 500 dereceyi bunlardan büyük küçüklük göre yapalım. Bakın 839'dan 500 büyük mü küçük mü? Küçük olduğu için buraya yazın. 420'den büyük mü küçük mü? Büyük olduğu için 500'ü buraya yazın. 185'ten büyük mü büyük buraya yazın. 300'den büyük mü büyük buraya yazın. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bakın kabartma tozu 500 santigrat derecede 300 eridiği için buraya geldiği için yani bu ne fazına geçmiş arkadaşlar? Artık erimiş arkadaş eridiği için sıvı fazlalar. Bakın burada sıvı fazlalar. Peki burada daha henüz erime noktasına ulaşmadığı için bura halen katı fazla arkadaşlar. Yani kalsiyum da katı fazla. Umarım anlamışsınızdır. Soruları tekrardan bu şekilde hemen çiziyorsunuz. Aşağıdaki verilen değerler hangisinde büyük küçük ona göre de hemen yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen 11. soruya bakalım. Asetonun kaynama sıcaklığı verilmiş hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Sabit ısı veren bir kaynak ile sürekli ısıtan sıvı. Bakın burada bir sıvı haldeymiş. Bizden kaynama sıcaklığını istiyordu. Arkadaşlar konuyu anlatırken ben ne dedim sizlere? Hal değişimlerinde, hal değişimlerinde sıcaklık sabittir, değil mi arkadaşlar? Sıcaklık sabittir. Peki sıcaklık sabit olduğu için bakın, sıcaklığın sabit olduğu yer hal değişimi ne olduğu yerdir. Sıvı olduğu için sıvının neye geçmesi lazım? Gaza geçmesi lazım değil mi? Bakın, burada artmış, 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 artmış. Burada sabitlemiş burada artmış. Yani bura nedir arkadaşlar? Hal değişiminin olduğu yerdir. Kaynamanın olduğu yerdir arkadaşlar. Değeri de nedir? 56'dır arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. 12. sorumuzda arkadaşlar. Peki şekilde ki kaplar ve termometreler özdeş olup içlerindeki aynı sıcaklıklarda su bulunmaktadır. Yani su miktarları aynıymış. Su miktarı aynıymış. Biri 65 dereceymiş. Biri 30 dereceymiş. Buna göre kapların su kaplardaki suyun son sıcaklıkları hangi şekilde gözlemlenir diyor. Diyor ki arkadaşlar sıcaklığı 50 santigrat derece olan sudan her iki kaba yavaş yavaş eşit miktarda ilave yapılıyor. Yani buna 50 gönderiyoruz. Buna da 50 gönderiyoruz. 50 santigrat derecede su gönderiyoruz. Peki birincisindeki azalır. Şimdi arkadaşlar ısı akışları nasıl olurdu? Sıcaktan soğuğa doğru olurdu değil mi soğuğa doğruyu. Şimdi bura buradaki sisteme bakalım. Şimdi burada 65 derecelik bir su var. 50 dereceye ilave ettiğinde sıcaklık 65'ten 50'ye doğru gittiği için birinci kapta sıcaklık azalır. Doğru mu? Doğru. Peki ikinci kapta 30'dan 50'ye çıktığı için 50'den 30'a bir geçiş olur ve dolayısıyla ikinci kaptaki sıcaklık artar. Birincisi azalır, ikincisi değişmez. Yanlış arkadaşlar. İkinci kapta biraz yükselir, doğru biraz yükselir. Birinci kapta azalır, doğrudur arkadaşlar. Kaplar açık olduğu için bir değişiklik olmaz. Yanlış. Her iki kapta da önce azalır, sonra aynı olur. Yanlış cevabınız. Bundan dolayı Bursa arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Büzülme olayı verilmiş. Büzülme olayı ile ilgili şema verilmiş arkadaşlar. Hangisi yanlış? Şimdi arkadaşlar elektrik teli ısı verir. Sıcaklığı azalır ve hacmi küçülür arkadaşlar. Kütleye, hal değişimi ile enerji ile alakası yoktur. Direkt hacim küçülür. Çünkü büzülme olayı neydi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir balonumuz olsun. Büzülünce ne oluyordu arkadaşlar? Şöyle bir şey oluyor. Değil mi? Hacim küçülüyordu yani. Oradan aklınıza gelsin. Hemen devam ediyorum. Yediğimiz besinlerin tadı alınmasında yediğimiz besinlerin tadının alınmasında ağızda başlar. Bu olay aşağıdaki durumlar hangisiyle sağlanır diyor arkadaşlar. Parçalanma, parçalanan besinlerin ağzı, e, azı dişleri tarafından öğütülmesi. Azı dişleri tarafından öğütülmesi. Şimdi arkadaşlar dişler e, mekanik bir sindirime uğratırlar besinlerimizi. Mekanik bir sindirime. Peki dişlerin e, tadı alınmasında bir e, fonksiyonu var mıdır? Yoktur. Şimdi bizim burada soruda bakın tadın alınması dediği için tadın alınmasına görevli eleman kimdir? Dildir. Yani bize dille ilgili bir bilgi vermesi lazım. Yani azı dişiyle, köpek dişiyle ya da diğer dişlerle ilgili bir bilgi yok. Besinlerin ön dişler tarafından parçalanması alakası yok. Besinlerin dil ile temas etmesi. Evet. Parçalanan besinlerin yutağa geçmesi alakası yok. Ve bundan dolayı cevabınız Ceyhan'dır arkadaşlar. 15. soru. Bu işaret aşağıdakilerden hangisiyle ifade ediyor? Arkadaşlar bu işaret geri dönüşüm işaretidir geri dönüşüm işaretidir. Bir paket üzerinde bunu görüyorsanız geri dönüşüm olduğunu simgeler. Yani bakın şıklara geri dönüşümü içeren hangisiyse cevap odur. Besinlerin hiçbir katkısı içermediği alakası yok. Besinin çeşitli besin türlerinin oluştuğu alakası yok. Besin paketi ve besinin e, ülkemiz fabrikalarında üretildiği alakası yok. Besinlerin paketinin geri dönüşümünün yeniden işlenip kullanabileceğinin evet cevabınız budur arkadaşlar. 16. soruya bakalım. Bunlardan hangileri doğru bilgi vermiştir? Boşaltımla ilgili öğrencilerin görüşleri aşağıdaymış arkadaşlar. Akciğer kanı süzerek temizler. Arkadaşlar kanı süzme görevi böbreklerdedir. Akciğerde değil. Deriden terleme yoluyla su ve tuz atılımı gerçekleşir. Doğrudur. Hücre solunum ile oluşan karbondioksit karaciğer tarafından vücut dışına atılır. Yanlıştır arkadaşlar. Cevabınız sadece Ahmet'tir. Ahmet'in verdiği bilgi doğrudur arkadaşlar. Hemen devam edelim 17. 17. sorumuzda arkadaşlar. Şimdi şekilde vücudumuzun boşaltmadan görevli yapı ve organları verilmiştir. Bunlar kimden arkadaşlar? Böbreklerimiz, üretir ya da üretra hepsi var. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi bu yapı ve organların hiçbir tarafından gerçekleştirilemez? Bakalım. Besin posalarının vücuttan atılması. Böbrekler buralar besin posasını atmaz arkadaşlar. Burası karın bağsa bağlanmadığı için bu yanlış. Burada kanın süzme işlemi görülür. İdrar kanalları vardır arkadaşlar. İdrar kesesine aktarım vardır ama posa aktarım olmaz. Cevabınız Adana. Devam edelim. Atıkları süzerek kandan uzaklaştırma. Doğru. Atıkları sıvı ile vücut dışına atılması. Doğru. İdrarların toplanması. Doğru. Posa bura değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. 18. soruyla. Buna göre yerlere, simgelerin olduğu yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şimdi bakalım. Protein nedir arkadaşlar? görevi yapıcı ve onarımdır. Yani yapım ve onarımdır. Enerji verir arkadaşlar ama enerji en son iştir. Ben ne dedim size ders anlatırken? Mesela vücudumuzda en son kaslar parçalanır. Kaslar bir protein olduğu için artık kasların parçalanması vücudun artık zora girdiği, ölüm aşamasına girdiğini ifade eder. Bundan dolayı enerji vermek olarak proteinleri ilk dikkate almayın. Öncelikli görevi proteinlerin yapım ve onarım işidir. Bundan dolayı cevabınız Bursa ya da Denizli. Üçüncüye yani diğer seçeneğe bakalım. Enerji verici ceviz, zeytin ağaç çiçeği dediği için zaten ağaç çiçeği biz yağ olarak biliyoruz. Bundan dolayı cevabınız Bursa'dır arkadaşlar. 19. soru. Buna göre bu besin hangilerinde verilmiş olabilir diyor. Öğrenciler sınıfta yaptıkları bir deneyde birinci besin kaynağını kağıda sürdüklerinde kağıdın hemen ıslandığını yani demek ki sulu bir besin kaynağı olacak. Ekmek değil, patates değil, domates olabilir, kesme şeker değil. Cevabınız Ceyhan. Devam edelim. İkinci besin parçasını kağıda sürdüklerinde kağıt şeffaf leke oluşturduğu gözlemlenmiştir. Tek cevap arkadaşlar bu da fındık içi olduğu için cevabınız Ceyhan'dır. Hemen bakalım 20. soruya. Besinlerin sindirim sırasında geçtiği kısımlar doğru olması için hangi numaralı organ birbiriyle yer değiştirmelidir? Şimdi bizim sindirim sistemimiz nasıldı arkadaşlar? Ağız, sonra yutak, sonra yemek borusu, sonra mide, sonra ince bağırsak, sonra kalın bağırsak. Değil mi? Bizim görev neydi arkadaşlar? Sistemimiz buydu. Peki o zaman buradaki 1 ile 2'yi yer değiştirirsek arkadaşlar sistem doğru olur. Yani Adana doğru olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tabloda 1 ve 2 ile gösterilen tabloda 1 ve 2 ile gösterilen canlıların sahip oldukları özellikler tik ile işaretlenmiştir. Buna göre 1 ile 2 aşağıdakilerden hangisi gelmiş olabilir? Şimdi arkadaşlar bu sorularda yer değiştirebilir anlayamadınız. Besinini kendi yapar, solunum yapar. Şimdi besinini kendi yapar ne demek? Fotosentez yapar. Fotosentez yapar. Şimdi bakalım 2 fotosentez yapıyormuş. Arı fotosentez yapar mı? Yapmaz. Domates bitkisi yapar mı? Yapar. Karınca yapmaz. Küf mantarı. Mantarlar fotosentez yapmaz. Bundan dolayı cevabınız Bursa. Birincisi neymiş arkadaşlar? E, yer değiştirebilir. Solunum yapar. Solunum yapar. Yani diğer seçeneklerden çıkartamazsanız cevabı fotosentez yapımından direkt cevabı buluyorsunuz zaten arkadaşlar. 22. soruya geçelim. 22. soruda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi bu bitkilerin köklerinin ortak özellikleri değildir? Bitkiyi dik tutma. Arkadaşlar bitkiyi dik bitki, dik tutma görevi e, köklere ait bir özellik değildir. Emici tüylere sahip olma, bitkiyi toprağa bağlama, su ve suda çözülmüş mineralleri alma köklerin göreviyken bitkiyi dik tutmak e, görevi değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen 23. soruya bakalım. E, buna göre... Şemada hangi kısma hazırladığı listeden yazılacak canlı yoktur diyor. Şimdi bakalım. Bir öğrenci evlerinin bahçesinde gördüğü canlıları aşağıdaki gibi listelemiştir. Mesela elma nedir arkadaşlar? Bitkidir. Var mı var? Kelebek nedir arkadaşlar? Hayvandır var. Salyangoz nedir? Hayvandır var. Karayosun nedir arkadaşlar? Bitki olarak alabilirsiniz var. Solucan nedir? Hayvandır var. Mantar ve mikroskobik canlı olmadığı için mantar ve mikroskobik canlıları işaretleyebilirsiniz. 24. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu uyarlardan insanın mikroskobik canlıların zararlarından korumaya yönelik olanların tümü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Şimdi Selin'e annesi sık sık aşağıdaki uyarlarda bulunur. Yediğiniz elmayı iyice yıkadın mı? Bu mikroskobik canlıların elma üzerine uzaklaşmasını sağlar mı? Sağlar. Yatarken dişlerini fırçalamayı unutma. Evet dişlerimizin çürümesine sebep olan nedir arkadaşlar? Bakteriyel faaliyetlerdir. Doğrudur. Ee, sütü içmeden önce şişenin üzerindeki son kullanma tarihine bakmanız lazım. Doğrudur. Son kullanma tarihine bakmamız lazım. Çünkü neden? Bozulmuş olursa mikrobiyolojik canlıların üremesine imkan sağlar. Bundan dolayı cevabınız da denizdir arkadaşlar. Evet son sorumuza bakalım arkadaşlar. 25. sorumuza. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi özelliklerinin tümü görülür? Şimdi arkadaşlar doğurarak çoğalma, yavrularını sütle besleme, omurgalı olma memelilerin görevidir arkadaşlar. Kuşlar, sürüngenler ya da balıklar doğurma ya da yavrularını sütle besleme gibi görevleri yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan parasız yatılık ve bursluluk sınavının 5. sınıf sosyal bilgiler testinin çözümü birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen isterseniz soru çözümlerine başlayalım. Evet arkadaşlar soru 1. Atatürkçülük taklitçilikten uzak. Türk milletinin ihtiyaçlarına ve gerek gerek gerçeklerin gerçeklerinden ortaya çıkmış bir düşünce sistemidir. Verilen bilgide Atatürkçülüğün hangi niteliği vurgulanmıştır? Şimdi arkadaşlar yukarıdaki bilgide e, taklitten uzak denildiği için ve Türk milletinin ihtiyaçları ve gerçeklerinden ortaya çıkıldığı için bu yenilikçi, akılcı, barışçı değildir arkadaşlar. Milli bir e, niteliği temsil ettiği için e, cevabınız milli olması gerekiyordu. Devam ediyoruz arkadaşlar ikinci soruyla. Şimdi e, şemada soru işareti yerine aşağıdaki esaslardan hangisi yazılmalıdır? Şimdi arkadaşlar ilke Cumhuriyetçilikmiş arkadaşlar. İnkılabımız saltanatın kaldırılması. Dayandığı esas. Şimdi arkadaşlar cumhuriyetçilik, saltanatın kaldırılması ne? Bir milli egemenliğin ortaya konulduğudur. Yani dayandığı esası siz milli egemenlik demeniz gerekirdi arkadaşlar. Egemenlik. Yani bu bağımsızlık, eşitlik milli kültürle alakalı bir durum değil. Milli egemenlikle alakalı bir durumdur. Mesela saltanatın kaldırılması neydi? Şimdi saltanat neydi? Padişah da padişahın oğlu da padişah öldükten sonra ne oluyordu arkadaşlar? Padişah oluyordu değil mi? E, bir cumhuriyetçilik sisteminde olduğu gibi halkın kendi kendini seçerek yönetime katıldığı bir sistem değildi. Bir padişah sistemi devam ediyordu. Bir saltanat sistemi devam ediyordu. Bunun kaldırılması nedir? Milletin egemen olmasıdır. Arkadaşlar bunu oradan yola çıkmanız gerekiyordu. Hemen üçüncü soruya bakalım. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir diyor. Memleket kesinlikle çağdaş, medeni ve yenilenmiş olacaktır. Bizim için bu hayati, hayat davasıdır. Bütün fedakarlığımızın verimli olması buna bağlıdır. Yani burada ne diyor arkadaşlar? Çağdaş, medeniyet, yenilenme bunlar neyle ilgiliydi arkadaşlar? İnkilapçılıkla ilgili değil mi? Halkçılık, cumhuriyetçilik ya da milliyetçilik bu bilgimde değildi çağdaş olma, medeni olma, yeni şeyler geliştirme bunlar hep inkılapçılığın vermiş olduğu bir yönlendirme yönlendirmeydi değil mi arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz dördüncü soruyla. Buna göre Ali'nin yaşadığı il hangisidir diye bir soru sorulmuş bize. Ali turizm haftası için yaşadığı yerle ilgili olarak aşağıdaki bilgi notunu hazırlamıştır. Yaşadığım yer Türkiye'nin orman bakımından en zengin alanlarından birisidir. Türkiye alan Türkiye haritasını düşündüğünüz arkadaşlar Genellikle Karadeniz bölgesine yakın değil mi? Karadeniz bölgesine yakın bölgelerdir burası. Daha sonra en son, son yıllarda yayla turizm ve şenliklerin önem, önem kazanmış bir alandır. Her mevsim yağışlı olduğu gür akan derelere sahiptir. Şimdi Karadeniz bölgesinde biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Hem oranın yöresiyle ilgili şenliklerin olduğunu, hem yağış aldığını, derelerin bol olduğunu, aynı zamanda yağışın ve orman bakımından da zengin olduğunu biliyoruz. Şanlıurfa, Kırşehir ve Edirne olamaz. Cevabınız Rize'dir arkadaşlar. Hemen size hızlı bir şekilde 5. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım 5. soruda aşağıdaki turistik mekanlardan hangisi doğal yollarla oluşmuştur? Şimdi arkadaşlar doğal yol ne demek? Kendi kendine oluşmuş. Şimdi bakın Rumeli Hisarı, Sümele Manastırı, İsak Paşa Sarayı. Bunlar hep bir kişi tarafından yapılmış, değil mi? Bir kişi ya da bir padişah zamanında yapılmış ya da yaptırılmıştı. Ama peribacaların kendiliğinden oluşan doğal yapılardır arkadaşlar. Peribacalar ondan turistik mekanlarda doğal yollarla yapılmıştır. Yani oluşmuştur. Altıncı soruya bakalım. Yukarıdaki görseller üzerinde gösterilen yer şekillerinin hangisinin adı yanlış verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bir kontrol edelim. Görseli. Şimdi bu vadi neydi arkadaşlar? Böyle bir yeri biz vadi olarak isimlendiriyoruz. Ova neydi? Dağlıktan sonra oluşan bir düz kısım, ova olarak. Doğru. Bu bölgelere yamaç diyorduk biz. Doğru. Yani yamaç, vadi ve ova doğru. Bakalım Doruk doğru mu? Doruk neydi arkadaşlar? Zirvenin olduğu yerdir. Yani şu bölgeleri eğer Doruk demiş olsaydı e, o zaman kabul edebilirdiniz. Çünkü niçin? Zirve kısmından bahseder Doruk. Yani bu şekilde düzlük kısımlardan değil arkadaşlar. Yani biraz daha dağlık bölgelere yakın düzlük kısımlardan bahsediyoruz. Oralar değil. Devam ediyoruz yerin soruyla. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisi kıyı ovalarından birisi değil? Kıyı ovası. Türkiye'de ovalar tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı yerlerdir. Özellikle kıyı ovaları bu durumda daha belirgindir. Şimdi arkadaşlar bir deniz olması lazım. Ve denize nazaran bir kıyı ovası olması lazım. Değil mi? Yani bize burada neden bahsediyor? Kıyıdan bahsediyor. Kıyı ovasından bahsediyor. Şimdi bir bakalım. Suruç neresidir arkadaşlar? Gazi Antep'tir, değil mi? Gazi Antep'tir. Peki Muş. Muş elimize bağlı bir Muş Ovası. Erzincan Ovası Erzincan'a iline bağlı bir ova. Bunların hiçbirinde deniz yok. Peki Çukurova neresidir? Adana'dır değil mi arkadaşlar? Adana'nın deniz kenarına bağlantısı var mı? Var. Kıyı Ovası olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Cevabınız bundan dolayı Çukurova'dır. Evet 8. soruya kontrol ederim. Haritada numaralandırın numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi nüfus yoğunluğu daha fazladır? Şimdi arkadaşlar bu bölgelerde en yoğun hangisi diye sorulduğunda Marmara bölgesini seçmeniz lazım. Marmara bölgesi niye ülkemizin en çok yoğun olduğu nüfus olarak yoğun olduğu yer neresidir? Hangi ildir? İstanbuldur değil mi? İstanbul e en son ölçümlerle 15 milyon daha da muhtemelen artmıştır bu seviye. 15 milyon insan barındırıyor arkadaşlar. 15 milyon orada insan barındırıyor. Peki o zaman en yoğun ilimizin olduğu bölgede en yoğun nüfusa sahip olan bölgedir. Bundan dolayı cevabınız Adana'dır. Diğer seçenekleri okumanıza bile gerek yok. Çünkü biz neyi biliyoruz? İstanbul ülkemizin en çok nüfusa sahip olan bir ilidir. Hemen devam ediyoruz 9. soruya. Haritada taralanarak gösterilen alanlar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bir tanesi ne arkadaşlar? Bizim Karadeniz bölgesine ait bir bölge. Bir de İç Anadolu bölgesi değil mi? Bir bakalım arkadaşlar. Birinci alanda yağışlar daha fazladır. Bak biz ne diyoruz arkadaşlar? Karadeniz'e yakın bölgelerde yağışlar daha fazladır. Burası doğru mu? Evet doğru. İkinci alan alanda kuraklık daha fazla Birinci bölgeye göre daha fazladır. Evet. Birinci alan ormanlık bakımından daha zengindir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Çünkü daha fazla yağış aldığı için orman daha fazladır. İkinci alanda turunçgiller yaygındır. Turunçgiller nerede yaygındır arkadaşlar? Bakın size farklı bir kalemle ben hemen o noktaları göstereyim. Bakın arkadaşlar turunçgiller bu bölgelerde yaygındır. Aşağı bölgelerde. Ama ikinci seviyenin olduğu bölgelerde turunçgiller yoktur arkadaşlar. Eğer tahıldan bahsedilmiş olsaydı o zaman ikinci bölgeyi evet diyebilirdiniz. Çünkü Konya girebilirdi İç Anadolu bölgesine. Ve bundan dolayı cevabınız denizli diyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden 10. soruya hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi girişimci insanların genel özelliklerinden değildir? Yani girişimci olmak, girişken olmak. Bakalım sürekli olarak kendini geliştirir. Evet girişken insanlar sürekli kendini geliştirir. Fırsatları anlar ve değerlendirir. Doğru çünkü bunlar girişimcinin özelliğidir. Değişime karşı direnç gösterir. Kesinlikle hayır. Planlama ve organizasyon yetenekleri güçlüdür. Doğrudur. Bir kere girişimci insan de değişim ve gelişmeye açık olması lazım arkadaşlar. Çünkü yeni fırsatları kontrol etmesi gerekiyor. Ondan dolayı cevabınız ee, Ceyhan seçeneğidir. 11. soruya bakalım. Bu ham maddeleri alabilecekleri en uygun iller aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır? Şimdi farklı sektörlerde 3 tane iş adamı aşağıda belirtilen ham maddelerin alımlarını yapacaklarmış arkadaşlar. Salih Bey mobilya fabrikası için kereste. Peki ikinciye bakalım. İrfan Bey tekstil fabrikası için pamuk. Yusuf Bey de petrol rafinerisi için ham petrol alacakmış. Şimdi arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Biraz önce ben size yağış bölgelerinden bahsettim. Ormanlık alanların çok fazla olduğu bölgeler neresiydi? Karadeniz'e olan bölgelerimizde değil mi arkadaşlar? Peki buralar nerelerde? Mesela Trabzon Karadeniz'e yakın mı? Evet o zaman Kereste'yi Salih Bey buradan alabilir. Daha sonra tekstil nere diyebilirsiniz? Şanlıurfa tekstile alanında iyidir arkadaşlar. Batman da petrol alanında biliyorsunuz ülkemizde petrol bazı bölgeler haricinde Batman'da da çıkıyor arkadaşlar. Soruda Batman verildiği için o seçeneği işaretlememiz lazım. Bundan dolayı cevabınız denizdir arkadaşlar. Hemen 12. soruya bakıyoruz. Buluş yapan birinin icadının kullanım haklarının koruyabilmesi için aşağıdaki kurum veya kuruluşlardan hangisine başvurmalıdır? Şimdi arkadaşlar diyelim ki siz bir icat ürettiniz. Bu icadı sadece size, ol, size ait olduğunu tescil edebilmeniz için onun adına bir patent almanız gerekir. Yani o patent bu icadın size sahip olduğunu, size ait olduğunu belirtir. Ve bundan dolayı bu icadı yapan kişi Türk Patent Enstitüsü'ne başvurması gerekir. Çünkü neden? İcadı kendi adına tescillemesi için. Türkiye İstatistik Kurumu, Teknik Arama Arama Enstitüsü bilim ve teknik araştırma kurumları ile alakalı bir durum yoktur. 13. soruya bakalım. Aşağıdaki şemada soru işareti ile belirtilen alanı aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmesi uygun olur? Şimdi trafik kurallarına uymak bir sosyal sorumluluktur. Doğayı korumak sosyal sorumluluktur. Düzenli ders çalışmak size ait bir sorumluluktur. Okul araç ve gereçlerini temiz kullanmak da size ait bir sorumluluktur. Hak, rol, iş bölümü ile alakalı değil. Bunlar kişiye ait bir sorumluluktur arkadaşlar. 14. soruya bakalım. Yukarıdaki verilenlerden hangisi çocukların gelişme ile ilgili hakları arasında yer alır? Gelişmeymiş arkadaşlar. Eğitim görmek. Arkadaşlar anayasamızda bizim eğitim hakkı sınırlandırılamaz. Eğitim herkese açıktır. Herkes eğitim görme istediklerinde eğitim görebilirler. Peki o zaman eğitim görmek nedir arkadaşlar? Hem çocukların gelişmesi açısından kanun de desteklenmiş bir bilgidir. Düşünce ve vicdan özgürlüğüne sahip olmak burada bir gelişmeye yönelik. Şimdi bakın artık e, sosyal e, mesela ağlarla artık sizler mesela Twitter, Facebook, Instagram gibi e, kanallarla siz artık düşüncelerinizi çok rahat bir şekilde kimsenin hakkına ve onun kişilik özgürlüklerine bir kayıp da uğratmayacak şekilde düşüncelerinizi artık yazabiliyorsunuz, sözlü olarak paylaşabiliyorsunuz değil mi? Peki bu nedir arkadaşlar? Çocukların gelişimi. Yani sizin mesela 5. sınıftaki arkadaşlarım için söylüyorum. Sizin gelişmeniz için, niçin 6. sınıf için, 7. sınıf için, Allah izin verirse üniversiteye kadar ve üniversiteden sonra ölünceye kadar insanlar gelişim için bu alanları dikkate almak zorundadır. Çocuklar eğlence ve kültürel etkinliklere katılmalıdır. Çünkü neden? Gelişimler için. Yani bu üç seçenekteki cevap da doğru arkadaşlar. 15. soruya bakalım. Buna göre Galileo'nun aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenemez. Yetenekli bir öğretmen olan Galile. Çalışırken kandillerin rüzgarla sallanmaya başlanmalarını bekler ve kendi ağzından faydalanarak kandillerin yaptığı bu hareketin süresini tutarmış arkadaşlar. Yani zeki bir öğretmenmiş kendisi. Peki o zaman sabırsız olma gibi bir durum var mı? Yok çünkü neden? Rüzgarların sallanmaya başlamasını bekliyor. Yani sabrediyor. Gözlemci mi? Elbette. Niye? Hem kendi nabzından faydalanıyor hem de kandillerin kontrol ediyor. Çalışkan mı? Elbette. Araştırmacı mı? Elbette. Cevabınız adına arkadaşlar. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım amacıyla hizmet veren kurumlardan birisidir? Sağlık ocakları sosyal hizmet alarak değil arkadaşlar. Şimdi sosyal devletin gereği e, devlet kendi vatandaşlarına e, sağlık hizmeti, üniversite hizmeti vermek zorundadır arkadaşlar. Bunlar sosyal devletin verdiği bir imkandır. Sosyal devlet. Değil mi? Peki Sosyal devlet olduğumuz için, Türkiye'de bir sosyal devlet olduğu için sağlık ocakları kurmuş bizim için. E, dispanserler kurmuş, o da sağlık ocağı gibi düşünebilirsiniz. Onlar da bizim için. Peki, üniversiteler kurmuş öğrencilerimiz okusunlar diye. Peki, Kızılay ne işe yarar? Kızılay arkadaşlar, sosyal yardıma ihtiyaç olduğu anda, diyelim ki bir doğal afet olduğu anda, bir yerde göç olduğu anda, Mesela diyelim ki ön e, aklınızda kalması için bir Van depremi olmuştu. Kızılay çadırları direkt Van'a sevk edildi. Niye? Oradaki halkın zarar görmemesi için, e, konaklamaları için, evleri yıkılmış olanlara biraz daha olsa bir nebze onlara yardımcı olabilmek için Kızılay onlara ne gönderdi? E, çadır gönderdi değil mi? Ya da aynı zamanda Kızılay ne yapıyor arkadaşlar? Kan bağışı topluyor değil mi? Bu kan bağışı her bir kan bağışıyla da 3 tane kişinin kanı verilmesini sağlıyor. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bir sosyal yardım düşüncesi adı altında kurulmuştur. Şimdi yine devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen 17. sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerinden değildir? Resmi kurum nedir arkadaşlar? Bir devlet kurumudur. Bireye, bireye rollerin kurum tarafından verilmesi. Mesela diyelim ki Kurum dedi ki siz bu bu sene işte müdürlük yapacaksınız. O da size bir müdürlük verdi. Bu resmi kuruma ait mi? Doğrudur. Bireyler gönüllülük esasına göre çalışması değil arkadaşlar. Bireyler resmi kurumlarda gönüllülük esasına göre çalışmazlar. Kişiler bir ücret karşılığında görev alması doğrudur. Orada çalışan memurlar her ay başında bir ücret alırlar ya da ayın ortalarının ortasında. Bireylerin kurumların amaçlarının dışına çıkmaması. Yani diyelim ki belediyeler ne yapıyor? Belediye hizmeti veriyor değil mi? Esnafın işlemleri için yürütülme sağlıyor. Mesela jandarma ne işe yapıyor? Ee, şehir dışında e, polislerin etki etmediği alanları e, jandarma görev yapıyor. Mesela polisler ne yapıyor? Şehir işlerinde e, kolluk görevleri yapıyor değil mi? Yani halkın güvenliğini sağlamak açısından bir yardımcı kuruluştur arkadaşlar. Peki bunlar hiç kuralları dışına çıktığını gördünüz mü? Yani gidip de bir polisin belediyenin yaptığı görevleri yaptığını gördünüz mü ya da bir belediyede çalışan bir memurun gidip emniyetteki işleri yaptığını gördünüz mü? Görmediniz. Bunlar birbirlerinin görevleri dışına çıkmazlar arkadaşlar. 18. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi toplumsal yaşama düzenini sağlamaya yöneliktir? Otomobil, buzdolabı, telefon kişiseldir arkadaşlar. Toplumsal olarak düşünceyi dikkate aldığınızda da trafik lambaları toplumsal düşün. Mesela diyelim ki siz bir kaldırımdan karşı şeride geçeceksiniz değil mi? Şimdi çok hızlı geçen bir ana yol olduğunu düşünün. Eğer trafik ışıkları olmazsa siz zorlanacaksınız. Ve bundan dolayı arkadaşlar trafik lambaları oluyor ki buradaki yayaların çok düzenli bir şekilde burada geçsin diye. Yani o da toplumsal bir yaşamı sağlamak için yapılmış bir cihazdır. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerine ters düşer? Demokrasinin ilkelerine. Kişi özgürlüğüne önem verilmesi kesinlikle doğrudur. Seçme ve seçilme hakkının kullanılması kesinlikle doğrudur. Yasaların belirli kişilere ayrıcalık tanımasıdır. Bu demokrasinin görevi değildir. İnsanların birbirlerine karşı hoşgörülü olması bu da demokrasinin ilkeleri arasında yer alır arkadaşlar. 20. soru Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızdaki çok önemli iki dizesi arkadaşlar. Bu kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır diyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Arkadaşlar bu bizim bağımsızlığımızın dizeleridir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Cevabınız diğer seçenekleri okumanıza bile gerek yok bağımsızlıktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 21'den 25'e kadar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alanlar için ve almayanlar için var. Ben ikisini de çözeceğim size. İlk başta din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alanlar için 21. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 21. soru da bu örnekte Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden hangisi öne çıkmaktadır diye bir soru var arkadaşlar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem komşusundan ödünç aldığı buğdayı geri ver, vereceği zaman hanımına şöyle der. Ona bir ölçek buğday veriniz. Yarısı borcumuz için diğer yarısı da bizim ikramımız olsun. Yani Peygamber Efendimizin cömertliğinden bahsedilir. Cesareti, sabrı ve hoşgörüsü değil. Bu tamamıyla Efendimizin cömertliğidir arkadaşlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Bakalım ne demiş arkadaşlar? Evlerin en hayırlısı içinde yetime iyi davranan, davranılan, en kötüsü ise iyi davranılmayandır diyor arkadaşlar. Yani ne diyor? Çocuklarınıza yani kimsesiz olan yetimden kasıt odur arkadaşlar. Kimsesiz çocuklara bir bilgilendirme var burada. Çocuklara eşit davranılmayı, burada çocuk olarak değil de arkadaşlar yetimlere bir bilgilendirme var. Kimsesiz çocukları korumayı, evet bu doğru. Çocuklara terbiyeli yetiştirmeyi, çocukların ilk yaşlarına karşılamayı, burada kimsesiz çocuklara ait bir bilgi var. Çünkü yetimlerden bahsediyor arkadaşlar. 23. soru. Bu hadiste bir Müslümanın sahip olması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir diyor arkadaşlar. Değinilmeyeni bulacağız biz şimdi. Bakalım. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmanına teslim etmez. Kim Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısından kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntıların birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet gününde onun kusurunu örter diye çok güzel bir hadis var. Bakalım. Merhametli ve güvenilir olmayı. Evet burada merhametten bahsediyor. Yardımsever olmaktan bahsediyor. Başkalarının ayıplarını örtmesinden bahsediyor. İbadetlerinde samimi olmakla ilgili bu hadiste bir bilgi yoktur arkadaşlar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. E, kandilleri aşağıdaki ne hangisidir? Yalnız doğumunun anıldığı kandil diye soruyor arkadaşlar. Şimdi peygamber efendimizin doğumunun olduğu kandil günü biz mevlüt kandili olarak kutluyoruz arkadaşlar. Mevlüt kandilleri ne zamandı arkadaşlar? 30 Kasımla 1 Aralık arasında biz kutluyoruz. 2017 tarihi için 30 Kasımla 1 Aralık tarihinde kutluyormuşuz arkadaşlar. Peki Miraç kandilini biz geçti arkadaşlar. 23 ile 24 Nisan tarihleri arasında 2017 için söylüyorum bu bilgiyi. Peki Berat kandilini daha yeni kutladık arkadaşlar. Biliyorsunuz 10 ile 11 Mayıs'ta kutladık biz. Peki Regaip Kandili'ni ne zaman kutladık arkadaşlar? Regaip Kandili'ni biz arkadaşlar 28 ve 29 Mart'ta kutladık arkadaşlar. Bu bilgileri de sadece size bilgi olsun diye ben söyledim. Cevabınız bundan dolayı arkadaşlar Adana'dır arkadaşlar. İslam'a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım birden çok tanrı olsaydı evrenin düzeni bozulurdu. Yanlış olanı sorduğu için devam ediyoruz. Allah insana aklı sahibi bir varlık olarak yaratmıştır. Doğrudur. Evrendeki düzen kendiliğinde meydana gelmiştir. İslam hiçbir zaman bunu söylemez arkadaşlar. Yalnızca Allah bir şey yoktan var edebilir. Bunlar da kesinlikle doğrudur. 25. sorumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi din, kültürü ve ahlak bilgisi e, dersine almayan arkadaşlarımız için cevaplaması gereken soruları soruyoruz. Cevaplıyoruz, düzeltiyorum. Bu durum aşağıdaki Atatürk ilgileri hangisine uygulandığının bir göstergesidir. Şimdi arkadaşlar Cumhuriyet döneminde kabul edilen Türk Medeni Kanunlarında kadın ve erkek eşit haklara sahip olacaktı. Peki bu bizim Atatürk ilkelerinin hangisine sahipti arkadaşlar? Bu halkçılıkla ilgiliydi arkadaşlar. Milliyetçilik, devletçilik ve cumhuriyetçilikte de değil halkçılıkla. Eşitlik bahsed eşitlikten bahsediyorsan halkçılığı işaretlemeniz lazımdır. Aşağıdakilerden hangisi depremin neden olduğu can ve mal kaybını azaltmak için alınacak önlemlerden birisi değildir. İnsanları deprem konusunda bilinçlendirmek kesinlikle. Ağaçlandırma çalışmalarına öncelik vermek. Depremle ağaçlandırmanın bir alakası yok arkadaşlar. Erozyon değil ki toprak kayması için ağaçlandırma yapasınız. Binaların sağlam zemin üzerine inşa edilmesi doğrudur. Arama ve kurtarma ekiplerini oluşturmak bunlar da doğrudur. 23. soruya bakalım. Aşağıda il ve yoğun yapılan ekonomik faaliyetlerin eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Rize küçükbaş hayvancılık değil, Konya zeytincilik değil, İzmir arıcılık değil, Antalya turizm. Cevabınız deniz arkadaşlar. Aşağıdakilerden Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisinde egemenlik ilk defa Türk milletine verilmiştir? 1921 Anayasasıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha uzun süreli bir gruptur? Oyun grubu oyun bitince biter. Öğrenci grubu öğrencilik bitince biter. Aile grubu devamlıdır. Halk oyunları halk oyunları grubunuz bittiği anda biter ve cevabınız Ceyhan'dır arkadaşlar. Sorularımız bu kadar da arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa video altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle.